İyi akşamlar, Sen Ne Dersin'e hoş geldiniz. Akif Beki ve Yavuz Ohan'la birlikteyiz. Akif Beki burada, Yavuz Ohan yine araştırmacı gazetecilik yapmak için gittiği sayfiye yerinde. Yani buna bir itirazım var. Bazı şeyleri söylemek zorundayım, bazı gerçekleri. Buyursunlar. Bu millete karşı bir görevim, mecburum buna. Ben gittiğimde, mi aykıracaksınız? Hakikati aykıracağım. Buyurun. Ben sayfiye yerlerine gittiğimde bu gayri resmi ziyaret olur, tatil olmaz. Bu gözlem amaçlı, görev amaçlı bir eylem olur. Ama ben yaptığımda. Evet. Yavuz gittiğinde bu ihanet, yani programı sabote ediyor. Bir değil, iki değil. Bir değil, iki değil. Düpedüz tatil bir de bu. Ya buna hiç sayfiye yerlerini denetlemeye, teftişe geldim süsü vermesin. Bu şey değil. Nasıl Türkiye'de CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet'in, Gelecek Partisi'nin, Deva'nın yaptığı nasıl ki muhalefet değil? O muhalefet değil. Yerli ve milli olmadığı için. O muhalefet değil, kusura bakmasınlar yani. Çifte evet. Standart var, çifte standart. Sayın Kim demiş ben burada tatil yapıyorum diye. Bu gerçeği söylemek zorunda hissediyor zaman zaman kendini. Evet. Yani halkına karşı bir görev olarak bu gerçeği söylememezlik edemiyor. Ya bu muhalefet değildir diyor. Bu hainliktir. Beşinci kol faaliyeti, ajanlık vesaire. Yani iktidar propagandasının söylediği şeyleri biliyorsunuz. Bu demokratik muhalefet değil. Yerli ve milli iş değil. Bu kusura bakmasın ama... yani Yavuz Oğan'ın yaptığı da öyle sayfiye yerlerini teftişe gittim. Görev gereği falan değil. Ya bir nevi bizim programın 5. kolu mu Yavuz abi? Öyle mi oluyor? Öyle, oradan 5. kol olarak geri dönme hazırlığına gitmiş görünüyor. çok derin faaliyetler içindeyim. Haklısın, çok kötü yakalandım. Hem programı sabote etmek, hem kanala ilişkin bir takım projelerin içindeyim. Bu konuda yakalanmış olmaktan dolayı da gerçekten şu anda çok zor durumda kaldım. Ama bir Türkiye gerçeğini ortaya koymuş oldun gerçekten. Yani herkes kendi penceresinden bakıp kendi görmek istediği şekilde görmeye devam ediyor, değil mi? Yani bu işi bu şekilde söylediğinde inananlar çıkabilir Türkiye'de. Çünkü muhalefetle ilgili söylenenlere inananlar çıkabiliyor Türkiye'de. Çok basit söylüyorsun. Bir taraftar buluyorsun yani, siyasi görüşüne göre ya da senin işte, tabii senin fanların çok daha fazla bizden, o fanlar çerçevesinde mutlaka bir destekleyen olabilir. Ben ne kadar kendimi izah etsem sonuç alamayacağım gibi hissettim bu yaklaşım sonrasında. Bir de demagoji yapıyor bir de. Mevzuyu ciddi alana çekiyor. Bir evet. de demagoji yapıyor. Evet. Maalesef yani bunlar bunun, söyleniyor falan. Bununla benim evet. halkımın kafasını karıştırabileceğini mi zannediyorsun? Yani kusura bakma yani dostluk baki. Tamam yani arkadaşız, dostuz, şunca zaman yol arkadaşlığı yapıyoruz, tamam, buna bir lafım yok. Fakat yani bu bir sorumluluk benim için, bunu söylemeye mecburum. Bu yaptığın iş değil. Hakikatin yani. Üzerine perde çekmeye çalışıyor ama biz evet. hakikati haykırmak konusunda asla geri durmayacağız, değil mi? Yok, bundan kimse hiçbir güç alıkoyamaz, diz çöktüremezler. Evet. Çömeltemezler. Bayrak inmez, ezan susmaz gibi bu, devam etmesi gerekiyor mu? Bu program yani bu program çömelmedi, çömelmeyecek Yavuz. Öyle eğer Alaturka'dan Alafranga'ya geçeli çok oldu. Sen Alaturka mı kullanıyorsun, Alafranga mı? Alaturka'dayım ben hala. Yani Alafranga. Bu programa bir şey olursa Kudüs gider, değil mi? Kudüs. Yani maazallah. Evet. Maazallah. Allah göstermesin. Ben ayağım denk alacağım. Ya aldım ben mesajı. Bu deşifre olmuşluğun üzerine bundan sonra ayağım denk alacağım. Sanıyorum gelecek hafta değil ama sonraki hafta inşallah. İstanbul'da buluşmayı umut ediyorum tabii sizlerle birlikte. Özledim ben de sizi. İnşallah. Bir de duygusal ajitasyon yapıyor, görüyorsun değil mi? Özledim filan. Bununla bizi yumuşatacak. Ya idare edecek. Yok, bu program sert geçecek, kusura bakma. Kesin. Başlangıç çok evet sıkıntılı, onu anladım ben. Bir şey var yani, bir gerilimli bir hava var, tansiyon yüksek geçecek. Bakalım neler olacak programda. Bakalım. Şimdi bugün doçent doktor Oğuz Demir'i biliyorsunuz değil mi, ekonomist. Televizyonlarda seyircilerimiz sıkça görüyorlardır. O bizim yazarımız olan Oğuz. Evet, sizin yazarınız. Gazete Pencere'nin yazarıydı. Bize de program yapıyor. İbrahim Kahveci ile birlikte yapıyordu. Şimdi yeni bir programa başlayacak. Yeni bir formatta programa başlayacak. Bugün buraya geldi. İyi ki bizim yazarımız dedim. Hepiniz sahipleniriz. Evet abi, hepimizle bir ilişkisi var. Bizim mahalleden yani. Peki. Severiz ayrıca kendisini. Evet. Şimdi bizim programın şeyiymiş. Neydi? Tiryakisi. Bizim programın tiryakilerinden biriymiş Oğuz Demir. Çok gülüyormuş.
bizim programa ama şuna gülüyormuş. Siz ikiniz espri yaptığınız zaman, yani yaptığınız esprinin çok komik olduğunu düşünerek kahkaha atarak gülüyormuşsunuz ama o esprileri komik bulmuyormuş, sizin ikinizin buna gülmesine gülüyormuş, öyle söyledi. Çok ben de dedim hocam bunu programda anlatırım, hiç kusura bakma dedim. İyi demiş miyim? Bizim, hakikat çünkü. Yok, bu da bir dedin. Hakikat yani. Bizim şimdi amacımız güldürmek değil. Amaç hasıl oluyor diyeceğim. Yani sonuçta gülüyor mu gülüyor diyeceğim ama amaç güldürmek değil. İnşallah bütün izleyiciler Oğuz Demir gibi izlemiyordur. Evet. Yoksa Yavuz garibim sayfaya yerinden boşuna ter dökmüş olacak. Evet, evet. Doğru. Bir de çok sıcak buralar biliyorsunuz. Doğru, çok emek, rağmen çok emek yapıyoruz. Evet, çok emek veriyor. Neyse, programımızın tiryakileri var çok sayıda. Yani herkes, pek çok insan bir geri dönüşte bulunuyor. Anlamadık ama gene de izliyoruz mu diyorlar. Gidiyoruz diyorlar ama Oğuz Demir'inki de bir reaksiyon. Onu buraya taşımak gerektiğini düşündüm. Bu da bir hakikat çünkü. Atilla İlhan'ın zenciler birbirine benzemez idi galiba. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin şimdi. Hafızam yanıltıyor olabilir beni. Kitabının dili biraz kapalı ve flu. Bunu anlatırken bu kitabın tanıtımında kullanılan metinlerde de var o alıntı Atilla İlhan'dan. Atilla, evet. Şöyle diyor bunun gerekçesini anlatırken. Yani o dönem komünizmle mücadelenin sert geçtiği bir dönemdi. Ya kitabın yayınlanmama riskini alacaktım. Yayınlanma garantisinden vazgeçecektim, onu riske edecektim. Ya da dilini biraz flulaştıracaktım. Dilini flulaştırdım diyor. O bir risk tabii. Yani her yazar istediği gibi gümbür gümbür yazabilmek ister. Lafı... Ya da her yorumcu gümbür gümbür konuşmak mı ister? Lafı bodoslama tuğla gibi böyle ortaya koymak ister. Ama bir de ahval ve şerait var. Mesele sadece viran olası hanede evladu iyal var meselesi değil. Yani hanede çoluk çocuk var, onlar ekmek bekler meselesi değil. Mesele aynı zamanda yazmayı, konuşmayı sürdürebilme meselesi. Bunun gerektirdiği bir şey var. İhtiyat var. O da yani paraşütsüz atlama yapamıyorsun. Paraşütle atlama diyelim, değil mi? Ya da dil diyelim ve sadece bu dil bile aslında kendi içinde bir eleştiriyi de barındırıyor şu anda yaşananlara, olanlara. Evet. O biçimde de bir takip oluyor herhalde karşına. Evet, evet. Son dakika bilgisi İnan, var ekranda. İnan beğenmedi bu izahatı. Yok, Oğuz peki, Demir hiç beğenmemiştir, söyleyeyim onu da. ekranda son dakika bilgisi var. Sel'de can kaybı 77'ye yükseldi. Kastamonu 62, Sinop 14, Bartın'da bir kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da ve Sinop'ta yükseliyor. Can kayıpları hala arananlar var. Hala kayıp oldukları bildirilenler var. Bu kayıp kaç sayısının kişi? Kayıp arkadaşlarımız bize kayıp... onu söyleyebilirler mi? Onu baksınlar, ilan çünkü baksınlar. Onu çok sık ilan etmiyorlar. Evet, İlk başta bir 77 kayıp ilanı vardı. Sonrasında ben pek rastlamadım açıklamalarda. Şu kadar insan kayıp, bunları arıyoruz diye. AFAD yani orada bir filoluk söz konusu. AFAD bugün bir bilgilendirme yapmıştı. Şimdi can kaybı yükseldiğinde en son 47'ye düşmüştü. Editörümüz Eren Çaylan'ın verdiği bilgiyi söylüyorum. En son 47'ye düşmüştü kayıp olanların sayısı. Ama son olarak yani şöyle, şimdi şunu beklememiz lazım. Can kaybı yükseldiği vakit arananların sayısında da kayıp olanların sayısında da bir azalma olması gerekir. Dolayısıyla bu veriyi de ikisini birlikte verip ikisini birden tazelemeleri gerekir. Ama bu veri geliyor. Yani can kaybının yükseldiği verisi geliyor. Fakat arananların sayısı aynı anda güncellenmiyor. Bu da bir garabet. Bu yani bir polemik konusu oldu beri, değil mi? Evet, oldu. Yani ilk başta evet, farklı siyasi partilerden bölgeye gidenlerin gözlemleri çok daha ağır bir tabloyu işaret ederken AFAD'ın yaptığı açıklamalarda çok daha az can kaybının bildirilmesi tepkiye de neden oldu aynı zamanda. Orada yakınlarını arayanlar anlamında. Ama bu şu anda hükümetin uyguladığı genel sistem. Yani hiçbir alanda biz tam bir şeffaflık göremiyoruz ki.
Tamam, büyük bir felaket oldu. O felaketle ilgili yapılması gerekenler var, eleştirilecek konular var. Ama önce bir, hani hep denir ya, önce bir cenazeyi kaldıracağız. Onun cenazeyi kaldırırken bari biraz şeffaf olsak. Hani geçmişte yapılan yanlışlarla ilgili politik bir takım yaklaşımlar olabilir ama bari cenazeyi kaldırırken birazcık gerçekçi olsak, daha şeffaf olsak, orada yapılan çalışmalarla ilgili daha net bilgiler konulsa ortaya. Ama onlar da yapılmıyor ve herkesin kafası karışıyor. Muhalefet partilerinin açıklamaları oldu. 300'ün üzerinde kayıp bir başvurusu yapıldığına ilişkin. İlk anda ortaya konulan rakamlar gerçekten bilinen kayıplarının çok altındaydı ve hala da devam ediyor. Yani hep bir şeyler gizleniyor. Sadece burada değil, koronada da aynı, salgınla mücadelede de aynı, aşı da aynı, farklı alanlarda ekonomi de aynı, farklı alanlarda hep aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Biz bilmemiz gereken kadarını veriyor hükümet bize. Hepsini vermeye gerek duymuyor yani bilgilerin. Bilmemiz gereken kadarını, siyasi olarak kendisine yarayacak kadar olanını iletmekte yükümlü hissediyor kendisini, anladı. Evet, yani hemen bakanlar gidiyorlar, bir bakanlar çıkarması oluyor afet bölgesine. 3 bakan, 4 bakan birlikte açıklama yapıyorlar. O zaman bitiyor yapıyorlar zaten bütün şeyler. Evet, 3 bakan, 4 bakan birlikte açıklama yapıyorlar. Devletin yaraları sarmak üzere hemen harekete geçtiğini söylüyorlar. Ondan sonra TOKİ ev yapmaya başlayacak. Bankalar işte kredileri öteleyecek, yeni kredi verilecek. Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak. İş yerlerindeki zarar tazmin edilecek vesaire vesaire. Ama şimdi yani biz şunu sormayacak mıyız? Bu ölümlerin hesabını kim verecek? Şu ana kadar bir gözaltı var. Bir gözaltı, o da Bozkurt'ta yıkılan ev var ya. O sembolleşmiş bina, bir ev var ya. Bina, evet. 8 katlı bir bina. Onun müteahhidi sadece gözaltında. Ama bu felaketin yaşanmasına neden olan bir sürü faktör var. Sanki bir tek o müteahhit sorumluymuş gibi. Yani büyük bir felaket. Bu felaketlerin öncesinin yönetilmesi gerekiyordu. Bir de ortaya çıktıktan sonra sonrasının sonuçlarının yönetilmesi gerekiyor. Galiba kamuoyuna felaketin boyutlarıyla ilgili ne kadar bilgi ne zaman verilecek? Bunu felaketin sonuçlarının yönetilmesinin bir parçası olarak görüyor iktidar. Yani bunu da felaket yönetiminin bir gereği ve parçası olarak düşünüyorlar. Başka izahı yok. Sadece ne olabilir oradaki düşünce mesela Akif? Yani biz ölü sayısını düşük açıklayalım, İnfial olmasın. Ne yani? Burada sonuçta ortaya çıkmayacak. Alıştıra. Bana çok acayip bir şey geliyor. Hayır, yani. Bunu olumlamak anlamında söylemedim. Biliyorum. Tabii, farkındayım. Bu tamamen bir yanlış değerlendirmenin sonucu olur eğer öyle bakıyorlarsa. Amacı yani anlayamıyorum. Sadece bir hani fikir jimnastiği yapmak açısından söylüyorum. Alıştıra ben. Hayır, etkisini kırmak. Bunun şok etkisini kırmak, alıştıra söylemek. Pat diye bir kere de yekten acı bir gerçeği bütün boyutlarıyla söylemeyip dolayısıyla bu konuda hani toplumun sindirebileceği bir zamana yayarak bunu hazmettirecek. Sorgulamayı azaltmak belki amaç değil mi bu konuyla? Bir süreç içerisinde tabii bunu böyle alıştıra ve biraz da hani belki kanıksatarak, olağanlaştırarak, nasıl söyleyeyim, sıradanlaştırarak söyleyebilmek için yapıyor olabilirler. Başka bir izahını ben de bulamıyorum ama bu felaket yönetiminin bir parçası değil, olamaz. Yani felaket yönetimi öncesinde gerekli tedbirlerin alınması, bu tür felaketlere hazırlı olmakla, sonrasında da etkin hızlı müdahale ile olur. Yani etkin hızlı müdahale eder. Ve aynı zamanda eder. Sorumluların hesaba çekilmesiyle olur herhalde. Bunun tabii sonraki aşama da bunun muhasebesinin yapılması, eksiğin, fazlanın nerede olduğunun tespit edilmesi, sorumluluğu olanların bir şekilde hesabını vermesi, sorumluluğu olanlardan bunun hesabının sorulması. Yani tekrar etmemesi için. Yoksa biz sürekli aynı şeyleri yaşamaya devam edeceğiz. Yunanistan'da yangın felaketinde, orman yangınlarında başbakan niye özür diledi? Bir komutan, hava kuvvetleri komutanı, söndürme helikopterlerinin bakımından sorumlu niye istifa etti? Bir bakan yardımcısı, kriz yönetiminden sorumlu bakan yardımcısı gözyaşları içerisinde ağlayarak niye özür diledi ve istifasının başbakana sunulduğunu söyledi? Yani sorumluluk üstlendikleri için. Yani eğer zamanında etkin müdahale edilemediyse bu yangınlara
bize bir sorumluluk düşer diye bunu yaptılar. Yangınların çıkma sebebinden bağımsız bir şey bu. Ya mevsim şartları belli, eyyam-ı bahur günlerinde zaten uyarılar yapılıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak aynı günlerde kontrol altına alınamayan, iktidarın da söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Tarım Orman ve Tarım Bakanı Pakdemirli'ye, AK Parti sözcüsüne kadar hepsinin söylediği gibi dünyanın her tarafında hala kontrol altına alınamayan çok büyük orman yangınları var. Bizde de oldu. Ama dünyadakiler işte doğal sebeplerle çıktı, sabotaj değil, bizdeki ise sabotaj, kundaklama, dış güçler var arkasında. Onun için olabilir. Bu bizi ayrıştırıyor. Onun için biz işte kusur, hata, sorumluluk üstlenmiyoruz. Yani onlar üstlenebilirler ama bizim üstlenmemiz gerekmiyor. Niye? Çünkü dış güçler var bu işin arkasında. Bu arada bir şey görmedik. Bir şey olmaz. Yani hem İçişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanı Kandil'i işaret etti. Terör örgütünün bu işin arkasında olduğunu biliyoruz. Nasıl işaret ettiğini de hatırlatalım aslında. Yani bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Evet. O kişinin ailesinde terör örgütünde iltisaklılar var. Evet. Ya yani elimizdeki tek bilgi bu. Evet, suçun şahsiliği ilkesi de çiğnenmiş oldu esasında bu söylenerek, ama yani yangını çıkartan adam şudur, şurada çıkarmıştır, şu tarihte çıkarmıştır, PKK ile ilintilidir, teröristtir, bağıntısı da işte budur diye bir şey duymadık. Kapandı gitti hikaye. Duymayacağız da muhtemelen. Ama o zaman ihtiyaç olan oydu. İhtiyaç olan oydu. O dönem söylendi. İhtiyaç ortadan kalktı ve bitti gitti. Toplum nasıl biliyor? Toplum bu yangınların PKK tarafından çıkarıldığını düşünüyor. Evet. Yani buradan bir siyasi bir siyasi hesapla bu organizasyon bu şekilde topluma izah edilmek istendi. Daha az sorgulansın, daha az üzerine konuşulsun diye. Akif'in de sıklıkla geçmiş programlarda da söylediği gibi PKK'nın yapmayacağı iş değil, yapmış olabilir ama o yapsa bile bu yangınları söndürmek gerekiyor. Onun için de yangın söndürme uçağına ihtiyaç var. Türk Hava Kurumu'nun uçakları yatıyor hangarda. Niye yatıyor kardeşim sorusunu sordurtmamak için bu meseleler gündeme geldi. Ama bu yani hükümette ciddi bir alışkanlık. Her türlü felaket, yangın, sel ve benzeri durumlarda her halde, her şartta, her durumda hükümet en iyisini yapmış oluyor bir şekilde. Başkaları suçlu. Ne bileyim, çözülemeyecek sorunları çözen durumuna kendisini sokuyor. Ormanları başkaları yakıyor, olağanüstü bir müdahaleyle bu meseleyi çözüyor hükümet. Ya da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları işlerini yapmadığı için çözülemiyor iş. Seller oluyor, olağanüstü müdahaleyle halkının yanında ne dedi? Tek bir mahcubiyet bile duymadan dedi değil mi İçişleri Bakanlığı? Yani ülkeyi yöneten hükümetin İçişleri Bakanı böyle bir tablo karşısında tek bir mahcubiyet bile duymadığını ilan ediyor. Niye buna ihtiyaç duyuyoruz? Yani niye bir iktidar, bir siyasi partinin bir bakanı tek bir mahcubiyet, o kadar mükemmeliz ki tek bir mahcubiyet bile duymuyoruz. Evet, çok mükemmel bir görüntü gerçekten. 6. günde Ayancık'a hala bugün köprü kurmaya çalışılıyordu. Ayancık'a, evet. Sinop'un Ayancık ilçesine. Mükemmel, tek bir mahcubiyet yok ortada. Hep en süperi, en güzeli, en etkilisi müdahalelerini yapılıyor. O zaman da zaten istifa beklemek saflık oluyor doğal olarak. Yani Yunanistan'da beceremiyorlar, başka ülkelerde beceremiyorlar. Beceremediklerini itiraf ediyorlar ama Türkiye'de her şey mükemmel. Yani tek bir mahcubiyet duyulacak durum yok ki neyin istifası olsun. Bu Halk TV'nin yayınını basmıştı. Yangın yayınını Marmaris'ten bir grup. Evet. Ne demişlerdi? Yani yanlış konuşursanız müsaade etmeyiz, buna izin veremeyiz. Böyle, evet. Peki yanlış konuşma ne? Ya söndürme uçaklarımız nerede bizim dersen yanlış konuşmuş olursun, müsaade edemeyiz. Düşman ağzıyla konuşmuş olursun. Yangınlara hızlı etkin müdahale edebildik mi? Bunu sorarsan yanlış konuşmuş olursun. Ya öncesinde yangına en geniş senaryoyla hazırlık yapıyoruz her sene diye Orman Bakanı konuşmuş. Sonrasında iktidar sözcüleri söylemiş. Neye hazırlık yapıyorsunuz? Çünkü yangın mevsimine girdik diyorsunuz. Peki çakmak çaksalar haberimiz oluyor. Tabii, alev parlamadan daha yakalayıp söndürüyoruz. Bu konuda dünya lideriyiz diye beyanı var. Bu sene, yangınlardan iki hafta önce Orman Bakanı'nın. Peki niye o zaman bunu yapamadık? Çok bu sene çok büyüdü orman yangınları.
çok büyüdüğü için yapamadık gibi bir mazeret üretiliyor. Peki etkin ve hızlı müdahale etseniz büyür müydü? Çok büyür müydü? Çok büyüdüyse bu da zaten yeterince hazırlanmadığınız, iyi bir senaryoyla hazırlanmadığınız, etkin ve hızlı müdahale etmediğiniz anlamına gelmiyor mu? Hayır. Tam da bu. Hayır, bunu söylersen yanlış konuşmuş oluyorsun. Tam bu sorgulamaları yaparken hemen muhalefet belediye başkanları giriyor devreye. Onlar işini yapmadığı için oluyor bu mesela. Yine hükümetin üstünde hiçbir sorun tabii yok. Tabii. Ve ya bu konuları sorgulamaya başladığında, yani mesela Türk Hava Kurumu'nun söndürme uçakları kullanılmamaya ne zaman başlanıyor? 2019'dan itibaren. 2018'de 5 hektar orman yanarken Türkiye'de bu orman yangınları mevsiminde, 2019'da bu 10 bin hektara, 5 hektar mı dedim? 5 bin hektar galiba. 5 bin hektar. Hektar değil mi? Dekar değil. Evet. 5 bin hektar. Evet, hektar sonra 10 bin hektara çıkıyor 2019'da ilk sene. Yani söndürme uçaklarını kullanmamaya başladığımız ilk sene. Sonra bu katlanarak artıyor. Bu sene astronomik bir büyüklüğe ulaştı. Bu sene görülmemiş büyüklükte bir orman yangını yaşadığımız için biraz yetersiz kaldık gibi bir görüntü oluştu deniyor. Yani iyi de görülmemiş büyüklükte bir orman yangınını niye bu sene yaşadık? Geçen sene değil, ondan önceki sene değil. Niye? 2019'dan beri her sene katlanarak büyümüş. Yani öyle şey değil. Normal simetrik katlanma da değil yani. Sanki rakamlar sonuç değilmiş de sebepmiş gibi aktarılıyor diyorsun. Öyle bunu sorarsan terör örgütü yakmış, dış güçler yakmış, sen de propagandasını yapmış, sen de destek vermiş gibi gösteriliyorsun. Böyle bir şey olur mu? Yani bu ülkenin hükümetine aciz göstermeyi kim niye istesin? Herkes hükümeti bu tür işlere baştan tedbir alsın. Bu doğal afetlerle, felaketlerle karşılaşıldığında ya da kundaklamalarla, sabotajlarla zamanında etkinde müdahale etsin. En az hasarla, en az kayıpla atlatalım ister. Kim ister ya, sel felaketinde böyle bir yıkımın ortaya çıkmasını, bu kadar can kaybının ortaya çıkmasını? Bir de yani Tarım Bakanı bu uçaklar niye hazır değil, niye zamanında yeterli sayıda uçak temin edilmedi sorusuna bir cevap veremediği için işte Kandil falan işaret edildi ya, bir de şöyle bir sonucu olacaktı yani insanlar yangının çıktığı bölgelerde dağda taşta birilerine eli silahlı kişiler yol kesip arabaları çevirip kimlik falan sordular. Yani Allah'tan bir şey olmadı. Allah'tan çok vahim bir sonuç ortaya çıkmadı. Çok acayip bir şey de olabilir. Yani. Direkten dönüldü ama evet, neredeyse direkten oluyordu. Dönüldü. Alanya'da oluyordu, Manavgat'ta oluyordu. Başka ilçelerde orman, hemen ormanların yanındaki köylülerin o kızgınlıklarıyla oluyordu. Ama bir şey ne olur, hep şey yapıyoruz. Mesela ne kaç tane uçağı vardı Tarım Bakanlığı'nın başlarken? Toplamında 3 uçağı vardı değil mi? 3. 5'te ama ikisi yoktu. İkisi gelmemişti. Sonradan gelmişti. Evet, sonradan geldi. 5 tane kiralanmıştı. Evet. Yangınlarla mücadele 3 uçakla başladı. 5 uçakla ilgili anlaşma yapılmıştı, ikisi gelmemişti. Sonrasında bu işin üzerinden 10 gün geçtikten sonra hükümetten yapılan açıklamaların tamamında 16 uçak, 18 uçak, 20 uçak gibi büyük bir hava filosundan bahsediyor ve bundan övünüyordu. Peki kardeşim, niye bu işler başlarken 3 uçaktaydık sorusu o anda yok artık, bitmiş. 16 uçak var, 20 uçak var. Avrupa'dan gelmiş, Rusya'dan gelmiş, İran'dan, işte Ukrayna'dan gelmiş. 20 uçak var, sen ne konuşuyorsun diyor hükümet aslında ya da siyasetçiler bu işle ilgili eleştiri yapanlara. Biz şunu konuşuyoruz, başlarken niye 3 uçaktaydı? Niye bu hesaplar doğru yapılmadı? Ağustos'un 15'inde o 2 uçak hala niye gelmemişti? Üstelik ya, gerçekten inanılmaz bir durum. 2019'un Nisan ayında Türk Hava Kurumu'nu ihaleye davet edip fiyatta anlaşamadıktan sonra Ağustos'ta, ki uçuş izni var hala sivil havacılıktan, 2019'dan bahsediyorum, 2020'nin Ağustos'una kadar uçuş izni var. Ağustos'ta İzmir yanarken Türk Hava Kurumu uçakları yerde bekletildi ya Türkiye'de. Ve bunun için Pakdemirli motorlarına kuşlar yuva yapmış dedi. 3 ay önce ihaleye davet ettiği uçaklarla ilgili söyledi bunu. Ve bunları konuşamıyorsunuz. En büyük filo bizde. Hatta işte kime, Yunanistan'a yardım etmeye falan kalktık değil mi?
O evet. büyük filomuzda. Evet. En büyük işte helikopter filosu bizde. Bilmem kaç tane ara söz bizde. Sanki şöyle bir şey de oldu. Orada gerçekten cansiperane bu yangınlarla mücadele eden personel var. Kamu personeli. İnanılmaz işler yaptılar. Canlarını ortaya koydular. Sanki bu eleştirileri yapınca bir de onları eleştirmiş gibi lanse ediliyor siyasetçiler tarafından. Ya kimsenin onlara bir sözü yok ki. Uyumadan gece gündüz aç susuz orada bir tane ağaç kurtarmak için çaba sarf eden insanlar var. Herkes takdir ediyor onları. Asıl mesele sen niye zamanında bunun önlemini almadın kardeşim? Niye Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıkıyorsun Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının yerde olmasını? Niye 20 yıldır oraya bir çeki düzen veremedin? Niye o uçaklarla bir türlü bir anlaşma sağlayamadın? Onlara vereceğin parayı gidip Ruslara veriyorsun sorusunu sormak. Asıl bu sorulara yanıt aranıyor. Ama sen bunu yaptığın zaman orman işçisini eleştiriyormuş gibi bir muameleye de tabi tutuluyorsun. En hafifi bu. Bir ağırda zaten ihanet içindesin. Beşinci kol faaliyeti yapıyorsun. Başkaları adına konuşuyorsun. FETÖ de aynı şeyi söylüyor. PKK'da bak benzer şeyler söylüyor. Zaten PKK yaktı onların sen aklamaya çalışıyorsun falan diye bunu anlı gazeteciler sosyal medya hesaplarında yazıyorlar, çiziyorlar artık. Yani çıldırmamak elde değil gerçekten. Hani kağıt üstünde enflasyon rakamlarını ayarlayarak enflasyonla mücadele edebilir misin? Bunu bir sonuca götürebilir misin? Başarısı ortada. Ona odaklanırsan enflasyonla değil onun ürettiği rakamlarla mücadele edersen geleceğin yer burası olur. Felaketlerde de mesela sel felaketinde bu felaketin sonuçlarıyla mücadele etmek demek onun boyutlarını halktan saklamak demek değil ki. Boyutlarını daha küçük göstermek, can mal kaybını, yol açtığı hasarı daha küçük göstermek. Bu felaketin sonuçlarını yönetmek, onunla mücadele etmek değil ki. Ama kaygı şöyle ortadan değil, kaldırmıyor. Ama çünkü. Şöyle değil mi? Sen gereken bütün tedbirleri aldıysan, vakti zamanında bütün planlamayı, hazırlığı yaptıysan, yani yangın örneğinde uçakları hazır ettiysen, Avustralya'da 2019'da mıydı? 200 bilmem kaç gün sürdü orman yangınları, uçakları vesaire falan vardı. Yunanistan'ın 22 tane uçağı vardı ama adamlar baş edemediler. Bizden yardım istediler. Yani elbette, fakat bunu gereken önlemi aldıysan söyleyebilirsin. Ya bizde şimdi Tarım Bakanı şunu biliyor. Bu uçakları ben temin etmeliydim. Ama etmedim. Ve yangın çıktı. Şimdi baş edemiyorum. O yüzden işte yangını PKK'lılar çıkarıyor. Bu yangın niye söndürülmüyor? Bu uçaklar niye yok diyen insanlar da terör iltisaklı oluyor. Bilmem ne oluyor. Aynı ya, selde de öyle bir hikaye var. Ne var biliyor musunuz? Dün Gündem Özel'de anlattık burada. Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı diye Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir çalışma yaptırmış. Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı. Üstelik bunu dışarıdan bir şirkete yaptırmışlar. Yani şey olmasın, işte karartma olmasın. Objektif neyse, olsun. Objektif diye. Olsun, gerçek neyse ortaya çıksın diye. Ve bu rapor 2019'da hazırlanmış. Bu rapor bugün bizim işte şurada sel oldu, burada sel oldu diye bizim muhabirlerimizin aktardığı yerde sel olacağını tam 2019'da söylüyor. Şu önlemler alınmalı. Eğer alınmazsa burayı bir felaket bekliyor diyor. Tarım Bakanlığı'nın kendi raporu söylüyor bunu. Alınmış mı o önlemler? Alınmamış ki sel olmuş. Yani ve bir maliyet listesi var. Maliyet listesi var. Kalem kalem, uzun bir liste halinde, kalem kalem, yani Bozkurt için, Ayancık için, her neresiyse, bütün Batı Karadeniz, nerede alınacak, alınması gereken tedbir her neydi, neredeyse, orada alınacak tedbirin maliyetinin ne olduğu kalem kalem çıkarılmış, listelenmiş. Çok iyi bir rapor, çok incelikle hazırlanmış bir rapor. Mesela gidip dere yataklarında fotoğraflamışlar, dere yatağında işte oraya sel gelirse burada şey var, taş var, burada kalas var, bilmem ne var, bunların temizlenmesi lazım diye gidip onların fotoğrafını çekmişler, rapora koymuşlar, yarın öbür gün sel olursa buradan gidemez su, bunların çıkarılması lazım diye. Öyle afaki de değil yani. Gitmişler tek tek bütün bölgeyi incelemişler, gezmişler, rapor hazırlamışlar ama hiçbir adım atılmamış. Şimdi peki, adım atmayacaktı da niye hazırlatmış o raporu? Ben anlamadım Tarım Bakanlığı. Belki bilmiyorum. Yani maliyeti çok bulunmuştur.
Yani bir önceliklendirilmemiştir. Yani bütçe önceliklendirmek demek ya, sıra buna gelmemiştir. Yani ne kadar olduğunu da söyleyeyim mi? Hesapladık dün. Satır satır hesapladık. 380 milyon lira mı ne? Öyle bir şey. 380 milyon lira. Dolara çevirdiğin zaman 33 milyon dolar falan yapıyor. 33 milyon çok dolar para yapıyor. Daha yeni Somali'ye 30 milyon dolar hibe ettik. Daha yeni. Geçen hafta. Yani para bu kadar. Şimdi biz şunu sormayalım mı yani? Siz 33 milyon doları harcamadığınız için mi bu insanlar öldü sorusunu yönelttiğimiz zaman biz siyaset yapıyoruz. İşte mücadeleyi karartmaya çalışıyoruz. Şimdi birlik olma zamanı ama siz toplumu ayrıştırmaya çalışıyorsunuz diyecekler. Biz de evet haklısınız mı diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Yani gidenleri geri getirmek mümkün değil ama geri kalan her şeyin daha iyisini yerine koymak mümkün dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başka iktidar sözcülerinden de benzer şeyler işittik. Daha iyisi yapılacak. Yangınlarda da biliyorsun. Yani belediye başkanı ne demişti? Belediye başkanı demişti. Tabii yani benimki yanmadı diye üzülecek. Öyle daha iyisi yapılacak ki bu yanan evlerin. Evet. Evi yanmayanlar keşke benimki de yansaydı diyecekler. Yani söndüremedik ama belki hakkınızda bu daha hayırlı. Bunu göreceksiniz. Bir sorun. Yani daha mı kötü oldu sizin için söndürülemediyse demeye getirilen bir takım şeyler işittik. Şimdi burada da gidenin daha iyisiyle yerine konacağı söyleniyor. Buna devletin muktedir olduğu söyleniyor. İyi de yerine konmayacak olan can kayıpları önlenemez miydi? Yani bir de her şeyi gerçekten daha iyisiyle yerine koymak mümkün mü? Yani orada yıkılan apartmanın yerine daha iyisini yaptığında o artık o apartman yıkılmamış gibi oldu, o felaket yaşanmamış gibi olduğu anlamına gelir mi? Ya da bu hakkında daha hayırlı olmuş afet bölgesinin. Yani bu vesileyle bak orada daha iyi bir mimariye kavuştu filan mı denecek? Bu değil. Bu değil. Tabii ki devlet orada o kayıpları telafi etmek için elinden geleni yapacak. İktidar bu konuda tabii ki bir çaba gösterecek. Elbette yapılırken de daha iyisi, daha doğrusu mümkün mü ona bakarak yapması gerekir. İnşallah da öyle yapılır. Fakat bu tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusunu ortadan kaldırmaz. Ve senin de anlattığın bu rapor doğrultusunda öngörülen tedbirlerin alınmadığı gerçeğini de ortadan kaldırmaz, yokmuş gibi yapmaz. Evet. Yani sanki alınmış gibi yapmaz. O tedbirler alınsaydı bu felaket bu boyutlara varmayabilirdi. Evet. Bu sonuçları doğurmayabilirdi. Böyle yaşanmayabilirdi. Evet. Bir de şöyle bir şey yok mu? Yani biz niye devletimiz var bizim? Biz bu devlete niye vergi veriyoruz? Başımıza işte bunun gibi felaketler falan geldiği zaman bizim yaralarımızı sarsın, bize sahip çıksın, işte ev yapsın, iş yerimiz zarar gördüyse onu tazmin etsin diye değil mi? Yani devlet zaten bunun için bu işe yaramıyor mu? Ama şöyle bir hava var. Yani gidiliyor oraya, hemen işte kredi çıkardık, bilmem ne yaptık, TOKİ ev yapacak, şöyle yapılacak, böyle yapılacak, yaraları hemen sarmak üzere harekete geçtik falan filan. Teselli yani şeyleri. Lütufmuş gibi. Sanki yani bizim kasamızdan, bizim paramızı harcayarak bunu yapmıyorlar da kendi ceplerinden, kendi maaşlarından harcayarak yapıyorlarmış gibi anlatılıyor, gösteriliyor. Öyle gelmiyor mu? Bu bir... Yani... Akif sen devam et. Yani ben de bunun rahatsızlığını daha önceki orman yangınları sırasında belki burada da konuştuk, öyle hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı işte traktörünü kaybeden bir vatandaşla diyaloğunu aktarmıştı çıktığı canlı yayında. Hemen o traktörün karşılığını verelim dedim dedi. Yani onu işte karşılayalım. Sonra başka biri istedi, onu da verelim dedim dedi. Sonra da AFAD'da bir traktör deposu oluşturalım. Bundan sonra traktörü yanacak olanların traktör ihtiyaçlarını süratle gidermek için diye bir fikrinin de ortaya çıktığını anlattı. Yani mesele bu hadiseler olduktan sonra ortaya çıkacak zararın tazmini konusuna kilitlenmiş görünüyor. Bu meselenin ortaya çıkmasını engellemek için daha fazla fikir jimnastiği yapalım. Niye oldu sorusunu daha fazla soralım. Bundan sonra nasıl olmayacak sorusuna yönelelim, kilitlenelim ve daha az zarar olsun. Bu aynı zamanda daha az can kaybı demektir gibi bir yaklaşım içine de girilmiyor. Verdik, sorun çözüldü gibi. Zararını işte bir tane hayvansa, bir tane hayvan öldüyse onu verelim. Beyaz et, kırmızı et, neyse ney, onu hemen tazmin edelim. Olduğunda mesele kapanmış gibi. Onun hiçbir maneviyatla işte ne bileyim evle ilgili keşke yansaydı diyeceksiniz zihniyeti. Maneviyat yok ortada.
Yani adamın hayatı bitmiş, yaşadığı yer bitmiş, hatıraları gitmiş, maneviyat yok. Öyle bir şey. Her şey maddiyat üzerine. Daha iyisini yapacağız. Ama şunu düşünecek zamanı, bu iş niye oldu ya birazcık harcansa zaman ve bunu eleştirenlere biraz kulak verilse, kendi hazırladığın raporu işte en son selde, buna azıcık mesai harcansa belki mesele ortadan kalkacak. Söyledin 30 milyon. Yani ben sen söylerken çok para değilim, biraz da ironik olsun diye. Türkiye 30 milyonları nerelere harcamıyor Allah aşkına? Bugün vardı herhalde. 640 milyon lira Yavuz abi, Yazlık Saray için harcanan para 640 milyon lira. İki katı. Otoyollar için ödenecek garanti para var. Bilmem evet. Kaç milyar dolar. Evet. Yani 30 milyon nedir ki Türkiye açısından baktığında? Bunların hepsinin ödenme imkanı var, yapılma imkanı var. Ama ne duyuyoruz biz sel bölgesine gittiğinde? Meclis Başkanı daha doğrusu gitmeden ne diyor? Hepimiz ders çıkartmalıyız. Kim ders çıkartacak ya? Ben oturduğum yerden ders mi çıkartayım buna? Niye ben çıkartıyorum dersi sonra? Oranın kaymakamı çıkartsın. Belediye başkanı çıkartsın. Geçmiş belediye başkanları çıkartsın. Valisi çıkarsın A3'e A8'e bineceğine. Bir baksın bakalım oralarda ne oluyor. Bu raporlar ne demek? Niye ben çıkartıyorum da? Hepimiz ders çıkartmalıyız. Oralara ev yapmamalıyız. Yapılmasın. 20 yıldır kim yönetiyor ülkeyi? Yaptırmayın. Ama tam aksi bir durum var. İmar affıyla zaten hepsi bedava. Bitti yani mesele. Bilmem dere yatağının şu kadardan başlıyor, bu kadar daralıyor. Çok açık, çok fazla yağış geldiğinde ortaya çıkacak sonuç. Bunlar biliniyor ama hepimiz ders çıkartalım. Peki çıkartalım, ben çıkarttım dersi. Yani yapmayalım böyle diyorum ben de. Aynı meclis başkanı gibi. Herhalde değerimiz de aynı yani. Lafımızın ağırlığı da aynı ağırlıkta anladığım kadarıyla. 400 metrelik dere yatağı 10 metreye kadar düşürülmüş. Evet. Yani mesela... Evet. İki yanından, ders çıkarttın mı bundan Hakim? İki yanından beşer onar metre işgal edilmemiş, daraltılmamış. 400'ün 390'ı gitmiş yani. Ya düşünebiliyor musun böyle bir şeyi? Ya böyle korkunç bir şeyi düşünebiliyor musun? Bu davetiye çıkarmak değil mi? Ya bu hepimiz ders çıkaralım lafını, ya benle yetkili makamda oturanları birleştiren bir laf. Bu haliyle anlamsız, kim ders çıkaracak, ben mi çıkaracağım diye eleştirdin, haklısın da onda. Yani ders çıkaralım diye çağrı yapılıyor. Şimdi sen buradan ders çıkarsan ne olur, çıkarmasan ne olur? Asıl ders çıkarması gerekenler, tabii ki dere yatağına ev yapma bilincine sahip olmayan, onun sonuçlarını öngörmeyen vatandaşın da bireysel sorumluluğu var. Fakat ona izin veren kamu idaresi, otoritesi, O bir düzenlemeyle oluyor. Herkes istediği yere kafasına göre ev yapabiliyor mu? Ya gidip ben buraya ev yapacağım diye. Hastaneyi yapmışlar ya dere yatağına. Tabii, hastane yapılmış hastane. Tabii, yani tabii. Kendi yapmış devlet. Daha bunun ötesi mi var? Tabii. Dersi kendi çıkarsın yani. Tabii kamu binaları da yapılıyor oraya. Bir de kamu binalarını bırak. Ya vatandaş da istediği yere gelip kafasına göre ev yapabiliyor mu? Ben buraya yapacağım dediğinde sen tamam olur paşa keyfine bak filan mı diyorsun yani? Devlet böyle mi diyor? Peki evet. Burada niye edemiyorsun? Evet. Filan yerde adam evine çivi çakmaya kalktığında falan kes bilmem işte evinin girişine, çiftliğinin girişine hiçbir şeye, hiç kimseye zararı olmayan bir siperlik yaptığında, bir giriş kapısı ve gölgelik duldalık yaptığında ona müdahale ediyorsun. Bunu büyük bir imar ihlali, imar düzenlemesi ihlali, kanunsuzluk sayıyorsun da, vay kaçak diye üstünde dronlar uçuruyorsun da. Peki yani burada dikkat nerede? Şimdi geriye dönük olarak mesela dere yatağındaki bu evlere imarı kim verdi? Belediye meclisinden bu kararlar nasıl çıktı? Bütün hepsi incelenip sorumluluğun kimde olduğu tespit edilip onlar da yargı önüne çıkarılacaklar değil mi? Sorumluluk doğmalı. Yani buradan herkes ders çıkarmalı. Çıkarılacak ilk ders tamam çıkarıyoruz. Bir kere bunun sorumlusu kim? Bu yanlış yapılaşmaya kim nasıl izin verdi? Altında kimin imzası var? Bir onu getirin bir kere. Evet. Bir onu getirin, o bir hesabını versin. Burada ölümle sonuçlanan bir felaket var. Evet. Ölümle sonuçlanan. Bunda kimlerin kusuru, mesuliyeti var? Bir onu görelim bir kere. İkincisi, yani ders çıkarmakta vatandaş da yetkililer biri olabilir mi? Bu işten ders çıkaralım. Bu şuna benziyor.
Orman yangını felaketi yaşıyoruz. Salgın, deprem, işte şimdi böyle korkunç, trajik sonuçları olan sel felaketi yaşıyoruz. Yetkililerden şöyle şeyler, mesajlar işitiyoruz. Yani iktidar adına konuşan sözcü konumundaki kimselerden. Yani gerekenleri devletimiz yapıyor. Bunların telafisine devletimiz muktedir, gücü yeter. Mevla milletimizi böyle felaketlerden, afetlerden muhafaza eylesin. Yani şimdi halk gibi yetkililer de dua ediyor. Bizim bu aşamada, bu olduktan sonra halkın bekleyeceği şey yetkililerden kendisi gibi sorumluluğu Allah'a havale etmesi değil. Sorumluluğu üstlenip bize bir kere olayın boyutlarını tam doğru anlatması. İkincisi, şimdi sonuçlarına nasıl müdahale ediliyor? Gereken yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bu konuda bilgilendirme yaparken bir de bu nasıl oldu? Bu soruya da cevap vermesi. Tedbirsizlik, kusur, hata varsa bu kimde? Bununla ilgili de gereği nasıl yapılıyor? Bunun söylenmesi, milleti rahatlatacak şey budur. Milleti rahatlatacak şey, avutacak, teselli edecek şey. Ya kayıplara yapacak bir şey yok, can kaybına yapacak bir şey yok. Gidenler gitti, onları geri getiremeyiz ama geri kalan her şeyi daha iyisini yerine koyarız. Ya bu değil avutacak şey. Bu değil. Bunun bir kere orada evladını kaybetmiş bir anne bir daha normal hayata dönemeyecek. Dönemeyecek bir daha. Evet. Onu hiçbir şekilde telafi edemezsiniz. İsterseniz oraya kaşane dikin. Ona malikane koyun oraya. O yıkılan derme çatma binasının yerine getirin oraya. Görülmemiş bir malikane dikin. O anne bir daha normale dönemeyecek yani. O hayata nasıl tutunacak? Allah yardımcısı olsun. Feci hikayeler var değil mi? Yani çok... anne diye sen de söyledin, o binada arabalarınızı yukarılara çekin diye uyarı üzerine evden çıkıp evine dönemeyen, çocuklarını kaybeden annenin hikayesi gerçekten yaralayıcı. İnsan empati yaptığında bile endişe duyduğu hikayeler var yani bu olayda. Onun için öyle kolay hani hepimiz ders çıkartalım diye İşin içinden çıkılacak bir mesele olmaması gerekiyor. Onların da içlerinin soğuması, bu meselede hataları görmeleri gerekiyor. Dediğin çok doğru, çok haklısın. Yavuz, izlerken yürek kaldırmıyor. Yani yaşadığı şeye bakıyorsun, nasıl buna dayanacak, nasıl katlanacak çok, diyorsun. Çok acayip yani. Gerçekten. Böyle bir şey var. Bunun telafisi yok. Yani bu yapacağın yerine daha iyisini koyacağın binayla, daha iyisini koyacağın caddeyle falan, dükkanla telafi edilecek bir şey değil bu. Fakat şu bahsi geçmeden, bu dua mevzusu çok yanlış anlaşılan bir şey. Yani yetkili makamda oturmak dua makamı değil. Birincisi bu. Ama ikincisi, genel olarak halkta duayı yanlış değerlendiriyor. Bu konuda daha 100 yıl öncesinden, geçen cumartesi yazdım dayanamayıp, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ta bir şiiri var. Vaiz Kürsü'de adlı şiiri. Orada uzun uzadıya buna dair bir şeyi var. Yergisi var Mehmet Akif'in. Yani yer yer ağır ifadeler de kullanıyor. Yani tabii öyle başın sıkıştı mı sen seslen yeter, nazlı sesin yeter diyor. Allah haşa senin ırgadın mı? Yani senin hususi hizmetkarın mı? Sen sesleneceksin, o her şeyine yetişecek. Gereğini yapmayacaksın. Yani sebeplere tevessül etmeyeceksin, tedbirlerini almayacaksın. Tabiat dediğin Allah'ın kanunları. Sen onun gereğini yapmayacaksın. Oturduğun yerden her sıkıştığında yetiş diye Allah'a sesleneceksin. O da koşup yetişecek sana. Bu tevekkül değil, teslimiyet değil, kader bu değil. Evet, yani depremin olmasını önleyemezsin ama yıkımını önleyebilirsin. Hep deniyor ya. Ya sel felaketinin, yağmurun gökten boşanırcasına yağmasını önleyemeyebilirsin. Fakat bunun yıkımını önleyebilirsin. Bunun yıkıcı sonuçlar doğurmasını önleyebilirsin. Bu da tedbirli olur. Sen şimdi tedbire başvurma. Gerekeni, üstüne düşeni yapma. Ondan sonra da Allah muhafaza eylesin. Bu sorumluluğu Allah'a tevcih etmektir. Öyle diyor Mehmet Akif. Bu sorumluluğu Allah'a havale etmektir. Bunun imana sığmaz diyor. Bu iman böyle bir şey değil dua. Evet. Dua bu değil. Fiili duada diye de bir şey var zaten. Dua şudur. Fiili dua, tabiat kanununun gereğini yapmak. Yani ekilmeden biçilen tarla nerede var göster diyor. Sen tarlayı ekmeden Allah'ın ver diyebilir misin? Mahsul ver diyebilir misin? Tarlayı ekeceksin önce. Yani ekmeden olur mu yani? Ekmeden biçebilir misin?
şey gibi laf, o dönemin hükümeti için tabii, şimdi yanlış anlaşılmasın, Safahat piyasada var. Yani Safahat'ın yayınını da riske etmeyelim. Atilla İlhan'ın dediği gibi şöyle laflar da var. Yani dilencilik de yaşar derbeder hükümetler. Dilencilik de döner mi siyaset yahu budala filan gibi, ya da işte bu imana sığar mı gibi halka, devrinin, kendi devrinin yöneticilerine, halkına seslenişleri var. Biraz sert yergiler de içeriyor, sert bir şiir. Fakat belli ki artık onun da tahammül mülkü yıkılmış, tahammül sınırları yıkılmış. Yani artık dayanılmaz bir noktada feveran ediyor. Bu böyle bir şey değil. Yetkili makamda olmak halk gibi felaketlerde Allah bizi muhafaza eylesin diye dua etmek değil. Ya sorumluluğu Allah'a havale etmek değil. Sen sorumluluğunun gereğini yerine getirdin mi? Önce onun bir hesabını ver, sonra gerisini konuşuruz. Diyanet İşleri Başkanı'nın Cuma hutbesini hatırlamamız lazım herhalde burada. Kastamonu'ya gitti Diyanet İşleri Başkanı da. O bir şey söyleyeyim, devam et. O ölçülüydü bana sorarsan. Bak çok eleştirildi. Şöyle dedi çünkü. Cümleyi söyleyeyim. Söyle. Üzerine konuşalım. Bizler verilen her bir nimete şükrettiğimiz gibi böylesine güzel bir vatanı bizlere ihsan ettiği için de Cenab-ı Hakk'a şükrederiz, hamd ederiz. Bununla birlikte yaşadığımız doğal afetlere karşı sabır ve sebat gösteriyor, Rabbimize sığınıyor ve ona tevekkül ediyoruz. Yalnız onun başında, hutbenin başında iki kere en az şunu söylüyor. Tedbirleri aldıktan sonra, gereğini yaptıktan sonra Allah'a sığınırız diyor. Yani Allah'ın takdirine havale etmeyi, gereğini yaptıktan sonra yapılacak bir iş olarak tanımlıyor. Bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza göstermektir diye bir başı var. Doğru. Onu iki kere mesela o mesaj doğru mesaj. Yani evet, tarlayı ekersin ama yağmura hükmün geçmez, rüzgara hükmün geçmez. Tamam, ama tarlayı doğru yere ekersin, doğru usulle ekersin filan, işte ayrı yani, ama doğru yaparsın falan. Ama gereğini yaptıktan sonra bir de senin hükmedemediğin şeyler var. Şimdi orada inanıyorsan eğer Allah'a havale edersin. O artık gerisi takdir işi. Ama sen gereğini yaptıktan sonra. O mesaj o hutbede vardı. Diyanet İşleri Başkanı'nı daha önce ben de çokça eleştirdim. Ama bu hutbede de takdirden bahsettiği için hemen üstüne gidildi. Ben önceki mesajlarına nispetle bunu ölçülü, söylenmesi gerekeni söylediği bir hutbe olarak gördüm, onu belirteyim. Yani Tarım Orman Bakanı'na eleştiri yöneltmiş mi oldu Diyanet İşleri Başkanı? Açıkça tabii, öyle Allah'a havale etmek yok diyor yani. Onu en az iki yerde, şimdi belki daha fazla da vardır, ben iki yerde gördüm o ifadeyi. Önce onu söylüyor, bunu yaptıktan sonra ancak şey yaparsın diyor. Allah'ın takdirine bırakırsın diyor ve ya da rıza gösterirsin Allah'ın takdirine. Ne zaman, nasıl rıza gösterirsin? Sen önce gereğini yaptıysan. Gereğini yaptın mı şimdi? Soru o. Yetkili makamda, sorumlu mevkilerde oturanların vermesi gereken bir hesap var. Gereği yapıldı mı, yapılmadı mı? Onların işi Allah'a havale etmek değil. Takdire rıza göstermek onların işi. Onların işi, sorumluluklarını yerine getirdiler mi? Ondan sonrası milletin. Millet ona bakar. Gerisini ne yapalım yani, yağmura da çare bulunamıyor diye tevekkülle, teslimiyetle karşılayabilir. Ama yağmurun yol açacağı yıkımı önlemek için, sen söyledin, rapor hazırlanmış, gereği yapıldı mı, sen orada tabiatı bozdun mu? Akif bunları da anlatıyor, sen diyor tabiatı bozuyorsun, Allah'ın şeylerine, kanunlarına karşı, tabiat kanunlarına karşı geliyorsun. Sonra bu sonuç doğuyor. Hayır diyor, bu kader değil. Bak böyle satır dizeleri de var. Hayır diyor, kader bu değil. Çok ağır bir ifade ama belanı istedin, Allah da verdi diyor. Bu o zaman, yani eğer sen tabiat kanunlarını bozar, ona karşı gelirsen, ona aykırı iş yaparsan, bu fiilen belayı davettir yani. Felaketi, afeti davettir. Ya Allah muhafaza eylesin demek de olmaz ondan sonra. Bir de akıl diye bir şey var canım. İşte bu tomruklarla ilgili sel felaketinin en önemli nedenlerinden biri değil mi? Orada tomrukların köprüleri yıkması. Ayancık'ta. Ondan sonra da işte selin şehre doğru suyun yol verilmesi, gitmesi meselesi. Eski kaymakamla bizim İsmail Saymaz konuştu değil mi? Yanılmıyorum. Doğru. Onun söylediği şu sözler var. 2017. Daha aslında çok da yeni. Ve beni buradan gönderdiler diyor, tomruk depolarını dere kenarından kaldırmak istediğim için. Yani o kaymakam bunu yapmak istediğinde yanında valiyi bulsa,
yanında İçişleri Bakanı'nı bulsa, yanında Ankara'yı bulsa, belki Ayancık'ta bunlar bu sefer bu şekliyle yaşanmayacaktı. İşte görüntüler onun görüntüleri değil mi şu anda ekrandakilerde? Evet, evet. Tarım Orman yani, İşletme Müdürlüğü bu arada. Bu Tomruk Deposu. Yani resmi bir kurum. Tomruk Deposu. Resmi bir kurum onun evet. O deposunu kaldırmak evet. istiyor. Başka evet. bir yere şimdi götürmek mesela, istiyor. Mesela kaymakama rağmen bu depoyu oradan kaldırmayanlar bunun hesabını verecek mi? Ya da gidip kardeşim gelmesi bu depoyu gerekiyor. niye kaldırmadınız diye birisi soracak mı daha doğrusu? Ben hiç zannetmiyorum. Giresun'da sel oldu mesela. Burada bir sürü konuştuk. Ne oldu? Yani aynı fotoğraf orada da vardı. Dere yatağında evler peş peşe. Ne demişti Cumhurbaşkanı orada? Uzun evler, yani kat kat evler peş peşe aynıydı. Hiçbir değişiklik yok. Ne demişti Cumhurbaşkanı orada? Ne demişti? Ne demişti Cumhurbaşkanı? Yapmayın lütfen dere yatağına ev yapmayın demişti. Demişti, evet doğru. Değil mi? Öyle demişti. Lütfen evet. dere yatağına ev yapmayın demişti. Yani vatandaşın kendi inisiyatifine bırakmıştı. Göreceğiz yani önümüzdeki yıllarda bu lütfenin bir karşılığı olup olmadığını. Ama yani en azından burada öyle bir şey görmüyoruz. Burada şimdi takdiri ilahi ne yapalım canım denilerek bunun sorumluluğu Allah'a mı havale edilecek yani? Orada bir sorumluluk var belli. Yanlış iş yapılmış. Yani bu felakete davetiye, bu yıkıma davetiye çıkaran işler yapılmış. Bugün değilse yarın olacak bir felaket net görülmüş yani önden. Evet. Aklıma şu geldi. David Attenborough diye bir tane şey var. Belgeselci çok meşhur. İngiliz. Sir unvanı var adamın. Bu küresel ısınmayla alakalı bir belgeseli var. Belgesel Netflix'te de var. Çernobil'de başlıyor. Çernobil'de adamın anonsuyla başlıyor. Ve görüntü şöyle Çernobil'de. O şeyin olduğu, felaketin olduğu kasabada. Ağaçlar yemyeşil. Kuşlar ötüyor ondan sonra. Doğa normale dönmüş, kendini kurtarmış ama insan yok. Hiç insan yok, hala insan yok. Yani nükleer felaketin doğada yarattığı hasarı doğa tamir etmiş kendi kendine. Fakat insan oraya hala gidemiyor. Ve şöyle diyor, diyor ki doğa kendini her halükarda kurtarır. Konu bizim kendimizi nasıl kurtaracağımız diye devam ediyor. Ya doğa çok, su akacak mecra buluyor. Evet. Ama gelip bizim üstümüzden geçmesin. Evet. Mesele o. Evet. Biz önünde durmayalım. Yoksa akacak mecra buluyor yani. Evet. Peki bütün bunları şimdi konuşurken şeytanla işbirliği yapıyor olabilir miyiz? Yavuz abi ne diyorsun? Bir dakika ben gafil avlandım. Yapmıyoruz diye düşünüyorum. Yani yapmıyoruzdur diye yani, bir şeyim var. Akif bu konuda bir şey diyor mu? Bir Mehmet Akif. Mehmet Akif bu konuda bir şey demiyor ama bu konuda bir şey diyen başka ölçüler var. Ölçü koyan kim? Daha doğrusu Cumhurbaşkanı bu ülkede hani ölçüyü en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan koyuyor. Onun koyduğu bir ölçü var. Ona vurarak tartabiliriz bu senin söylediğini. En son çıktığı canlı yayındaydı galiba. İktidara tepki gösteren bu orman yangınlarından dolayıydı. Yanılmıyorsam tepki gösteren sanatçılarla ilgili bir ölçü koydu. Hı. Ölçü şuydu. Siyaseti bize bırakın. O bizim işimiz. Siz kendi işinize bakın. Sanatınızla uğraşın siz. Çalın söyleyin dinleyelim diyor. Tabii. Hı. Siz yani sanatınızı icra edin. Siyaset sizin işiniz değil. Siyaseti bize bırakın. Sanatçılarla ilgili tek ölçüsü bu mu? Değil. Bir ölçü daha var. O ne? Mesela İktidar çok iyi yönetiyor diyebilirsin. İktidara destek ve tarafgirlik serbest. Ben destekliyorum. Arkadaş diyebiliyorsun. O siyasete gidebilirsin. İftara da gidebilirsin. O bir şey değil. Sadece bir iktidar etkinliğine katılmak ya da Cumhurbaşkanının bir davetine icabet etmekten bahsetmiyorum. Davet ederse icabet edersin. Yani o iktidara mesafeli eleştirileri olan, rezervi olan bir sanatçı da onları davet etmiyorlar ama davet ettikleri zaten iktidarın politikalarını destekleyen Hayır. insanlar oluyor. Arada zaten oldu. O daveti de hani bütün bunlar bu çağırdığımız bu sanatçılar bizimle birlikte yol yürüyorlar, bizi destekliyorlar, bizim arkamızdalar demek için verilmiyor mu o davet? Genel olarak öyle ama iktidara rezervi mesafesi olan kimi sanatçıların da davet edildiğini ya da istisnai olarak işte ödül verilmek istendiğini biliyoruz. Evet. Fazıl yani, Say gelecek aklıma mesela. Fazıl Say başkaları da var. Evet. Yani başkaları Fazıl da var. Say tek tük. Çaldı da zaten. Çalmış. Yani evet. O dönemde iktidar evet. tarafından yakın görülmüş. Ama şimdi yeniden
Aynı statüsünde bildiğim kadarıyla. O ayrı bir tören ama. Yani iftar öyle değil. İftara gitmek ayrı. Neyse geçelim. İftara da mesela Fazıl Say gibi zaman zaman eleştiri getirmiş ve iktidara daha mesafeli, yani yılışık, iş ister ilişkisi içine girmeyen sanatçıların da istisnai olarak davet edildiği oluyor. Peki. Oldu. Mesele o değil ama. Mesele şu. Davete icabetin ötesine geçen, açıkça iktidardan yana olduğunu, iktidara destek verdiğini söyleyen ve muhalefete ağır eleştiriler getiren, iktidara muhalefet ettiği için, siyasi muhalefet, hani işi siyaset olan partiler var, işleri siyaset, Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle. Ana muhalefet partisi mesela. Ona ağır laflar eden sanatçılar da var. İktidarı kızdırıyor, iktidarı eleştiriyor, rahatsız edici sözler söylüyor diye. Şimdi o sanatçılara hiç şimdiye kadar duyduk mu? Siz işinize bakın, siyaset sizin işiniz değil dendiğini. Bilakis iktidar medyasında bir ara düzenli olarak sanatçılardan demeç alınıp destek mesajları alınıp yan manşete konuyordu. Sürekli ayrılmış bir yer vardı orada bir gazetede. Ayrılmış yanda o köşe sanatçı köşesi. Birinci sayfada. Her gün neredeyse hemen Allah'ın her günü o işte görevli röportajcıları da var. Yani o işe tayin edilmişler. Her gün bir sanatçıdan şey alıyorlardı, demeç alıyorlardı. Meşruiyet arıyorlar. İktidara güzellemeler yaptırıyorlardı, aldatıp pullatıyorlardı. Her işinin doğru olduğunu, muhalefetin çok yanlış, iktidarın çok doğru olduğunu söyletiyorlardı. Evet. Peki bu siyasete karışmak değil mi? Hayır, bu ölçüye göre. Değil. Şimdi ikili bir ölçü var. Evet. Çifte standart, tek bir standartımız yok, çifte standart var. Mesela senin sorunun cevabı da bu. Şimdi bağlayayım senin soruna. Sorun neydi? Şimdi ölçümüz bu. Ölçüyü aldık mı? Bir kere aldık. Tek standart Şeytan. Yok. Tamam. Ölçüyü aldık. Soru neydi? Şeytanla işbirliği yapıyor olabilir miyiz? Yavuz'a söyledin. Yani burada evet. Ya tedbirler alındı mı alınmadı mı bunu evet. Sorgulayarak acaba şeytanla işbirliği mi yapıyoruz evet. Dedin. Değil mi? Ya evet. İçine kurt düştü, vesvese düştü. Evet. Şimdi bu standartlardan birine göre hayır ama birine göre evet. Sana hangisi uygulanır sence? Bu söylediğin kime yarıyor? Buna hayır, bakarak hayır. Buna bakarak karar verebilirsin. Yani, söylediğin yani, muhalefete yarıyor. İktidarın aleyhine ise şeytanla işbirliği yapıyorsun. Mesela, evet, yangın... Siyaset senin işin değil. Ama eğer iktidara yarıyorsa o zaman çok isabet buyurdun. Ne münasebet evet. Şeytanla işbirliği yap. Yangın örneği üzerinden mesela Instagram'da canlı şeyi videoyu açıp arkamda işte uçaklar fırfır dönüyor, helikopterler biri gidiyor, biri geliyor. İşte çok etkin biçimde yangına müdahale ediliyor. Allah iktidardan razı olsun diyorsan sorun yok. Orada şeytanla işbirliği yok. Ama o rahmani. Evet. O rahmani bir ama iş. Ama diyor sanki nerede kardeşim helikopter? Bir saattir buradayım. Bir tane gelmedi diyorsan bu şeytani. Bu şeytani. Öbürü rahmani, bu şeytani. Burada tabii bunu şu yüzden konuşuyoruz bu arada. İçişleri Bakanı'nın evet. Sözleri üzerinden konuşuyoruz. Duymak ister misiniz? Bence ister misiniz? Gerek var mı? Bir cümle ekleyeyim mi istersen? Şu tamam, ekle abi. Gitmeden onu söylemek istediğim. Orman yangınlarında mesele neydi? PKK terör örgütünün işi, eğer orman yangınlarıyla ilgili bir eleştirel yaklaşım içinde olursan onların yolundan gidiyorsun. Terör örgütünü dolaylı da olsa destekliyorsun. Dış güçlere destek vermiş oluyorsun. Şimdi selde böyle bir şey söyleme imkanı yok. Yani PKK sel yaptı denilemiyor. Evet. Dış güçler yağmur yağdırdı da denilemiyor. Ki denilmişti zamanında, pek itibar görmedi. Bu şartlar altında böyle bir tablo içerisinde eleştiride bulunmak şeytanla işbirliği yapmak manasına gelir diye daha uhrevi, eleştirinin önünü kapatıcı bir yaklaşım gerekiyordu. O sergilendi. Çok rasyonel buldum ben yani orman yangınlarından sonra evet. İşte o 5. kol faaliyet ve benzeri değerlendirmeler yapılamayınca çaresizlik içinde bulunmuş önemli bir çıkış noktası gibi gördüm ben doğrusu. Evet. Her daim bir şeytan var yani. Yangında başka bir şeytan başka. Burada hani şeytan bulunamıyorsa da şeytanı kendisi geliyor bu tabii. Arada. Buna kör şeytan deniyor. Kaderin öbür adı da kör şeytandır biliyorsun. Mesela ilenmek için, beddua için şey derler. Kör şeytandan bulasın. Yani o kör talih, kör şans anlamına da geliyor. Bu kör şeytan. Herhalde İçişleri Bakanı'nın bahsettiği şeytan o. Harp teknolojisi diye, diye evet. Pentagon'un bir Alaska'da mıydı? Bir üstünün
üstünün olduğu ve orada bu teknolojiyle iklim silahı kullanarak ülkelere saldırdığı şeklinde bir komplo teorisi de vardı. Mesela Melih Gökçek zamanında Ankara'yı sel basarsa eğer, sel vurursa o zaman bu iklim silahıyla evet ya. Dış güç üst akıl saldırmış oluyordu. Evet. Burada ben konuşmuştuk bunu ya, hatırladım. Ağır bir konuştuk yani. Burada. Hatta evet. Şaka değil. Evet. Bu tevili götürmez hezeyanlarla da uğraştırıldık yani. Allah'tan şimdi bunu söyleyen yok. Allah'tan evet. Çünkü bu gerçekten ağır gelir artık. Ya bir de üstüne milleti enayi yerine koymak olur bu yani. Evet. Sen iklim silahıyla ya sel vuruyor, tedbir almamışsın, sen yapma, üstüne düşeni yapmamışsın. İklim silahıyla dış güçler saldırdı. İşte yağmur bombası attılar, yağmur yağdırdılar. Deprem oluyor, tedbir almamışsın. Sonuçta yıkımını önleyememişsin. Yani yıkımını kontrol etmek için gerekeni yapmamışsın. Ben değil o diyorsun. Harp teknolojisiyle Alaska'dan üst akıl vurdu diyorsun. Ya köşe yazıları yazıldı bu konuyla ilgili değil mi? Yani ciddi ciddi iddialar ortaya atıldı. Buna itibar eden yöneticiler oldu. Ben birisiyle yayın yaptım. Adam ciddi ciddi anlattı bana. Dış güçlerin en önemli silahlarından biridir. İşte yağmur yağdırdılar. Yağdıracakları bölgeyi biliyorlar. Orada ortaya çıkartacakları kaotik ortamla hükümete zarar vermeye çalışıyorlar diye ciddi ciddi anlattı bana. Yani birisi söylese şaka zannederdim de ben dinledim yani bu meseleyi. Amerika peki bize diz çöktürmeye Melih Gökçek'ten mi başlıyormuş? O zaman bunun izahatı yapılmış mıydı? Oradan mı başlıyor? Melih Bey tabii şeyin operasyonlara maruz kalan hedeflerden biri olarak kendini görüyor. Yerli ve milli olduğu için miydi? Muhakkak, o zaman var muhakkak. Mı diye? Vardı tabii, değil mi? Tabii vardı. Vardı. Buna benzer bir savunma refleksi bir de İran'da var biliyorsunuz. Hatırlar mısınız onu? 4-5 sene önce İran'da sivil savunmadan sorumlu bir komutan kuraklıktan yakınıyordu. Çok kurak bir yaz geçiriyordu İran. Susuzluk vesaire filan had safhaya gelmişti. Ve çok şikayet vardı. Halk memnuniyetsizliği ve tepkisi vardı. Bunu dindirmek için şöyle bir şey söyledi. Bir gün çıktı. Bir komşu ülkede bu teknolojinin olduğunu söyleyerek bir komşu ülke yağmurlarımızı çalıyor dedi. Yağmur hırsızlığı yapıyor dedi. Bulutlarımızı çalıyor. Ve o sebeple işte her tarafta yağmur yağarken bir tek bizde kuraklık yaşanıyor dedi. Yani bakın İran'ın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde şakır şakır yağmurlar yağıyor. Yani öyle bir şakır şakır durumda yoktu. Yağıyor. Ama bizde kuraklık var. Bu doğal olabilir mi? Hayır değil. Hayır değil. Yağmur hırsızları, bir iş var. Yağmur hırsızları bizim bulutlarımızı çalıyorlar. Bu bir saldırıdır. İklim silahıyla bize saldırıyorlar. Bu kuraklık onun sonucu. Dış güçler yapıyor demişti. Yani bunun insan aklına hudut çizemiyorsun, sınır çizemiyorsun. Tabii aynı İran şu anda kırılıyor. Aşka hudut çizilmiyordu. Mihriban türküsünde aşka hudut çizilmiyordu. Abdurrahim Karakoç'a da rahmet olsun buradan. Burada da öyle bir hezeyan var ki ne deniyordu buna? Hezeyanlı bozukluk deniyor buna. Yani öyle bir hezeyanlı bozukluğa varmış ki iş. Burada da hudut çizemiyorsun. Ya o da denmez, o kadar da olmaz filan tanımıyor yani. Evet. İran bu arada kırılıyor biliyorsunuz. Koronadan, yani böyle bilimden evet. Uzak yaklaşımı nedeniyle aşı temin etmemişler. Dışarıdan çip takılacak hikayesi vardı ya, o Türkiye'de bir miktar tuttu bazıları tarafından. O işte çatal falan koydular aşıdan sonra, tutuyor bak çip koydular falan diye. İran'da yöneticiler de inanmış olmalı ki korona aşısı olmadı ve gerçekten şu anda kapanmayı herhalde kapanmış durumdalar. Yüzlerce insan her gün hayatını kaybediyor. Bilim dışı, akıl dışı davranıldığında bir ülke ne hale getirilebilir? En güzel örneklerinden birini hemen komşumuzda maalesef çok acı bir biçimde görüyoruz. Biz Süleyman Soylu'yu bir dinleyelim de başka bir şey söyleyeceğim ama şimdi onu dinlesek tam böyle denk gelecek. Merak ettim nereye getireceksin bakalım. Cenazelerden insanların nakillerine kadar her şeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve vatandaşımızın bütün sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Hasar tespiti yapılıyor. Zarar tespitleri yapılıyor. Ve milletimizin, vatandaşlarımızın morali ayakta tutulmaya çalışıyor. Bu travma öyle kolay bir travma değil. Ankara'da duracaksınız, siyaset yapacaksınız, buraya gelip tecrat yapacaksınız. Yok öyle üç köfte yemiş. Hakikaten yok yani. Çok ayıptır. İnsanlık dışıdır. Siyasetinizi gidin başka yerde yapın. Buranın üzerinden
buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır. Bir daha söylüyorum, buranın üzerinden siyaset yapmak şeytanla işbirliğidir. Şimdi Süleyman Soylu'nun öncesinde, yani şeytanla, bu dinlediğimiz bölümün öncesinde sayıyor. Az önce konuştuk ya, 20 ton gıda dağıtımı yaptık diyor, helikopterler kalkıyor diyor, köylere elektrik vermek için çalışıyoruz diyor, cenazeler kaldırılıyor diyor vesaire. Yani devlet burada geldi, yaraları sarıyor, gerekeni yapıyor. Yani yine bir o hani lütuf, sanki devlet bize lütufta bulunuyormuş gibi, sanki üzerine düşen vazifenin dışında, ötesinde bir fedakarlıkta bulunuyormuş gibi. İstese yapmayabilirmiş tek gibi. Yani. İstese yapmayabilirmiş gibi. Yani cenazeleri ortada bırakabilir mesela. Bilirmiş gibi. Evet. Bunları tek tek sıraladıktan sonra muhtemelen Engin Altay'ı kastediyor. Çünkü Engin Altay CHP Grup Başkan Vekili oraya gitti, dedi ki burada 350 kayıptan bahsediliyor dedi. Tablo çok daha ağır dedi. Bunu bizim muhabirimiz de söyledi. Dedi ki kime sorsam ailesinden 2 kişinin, 3 kişinin kayıp olduğunu, ulaşamadıklarını, bulamadıklarını söylüyorlar dedi. Yani buradaki tablo şu anda bildiğimizden, senin ilk zamanlarında, ilk günlerde bildiğimizden çok daha ağır dedi. Öyle olduğunda nitekim ortaya çıktı. Ölü sayısı artıyor. 77 oldu ve hala kaybolanlar var. Muhtemelen de artacak. Şimdi bunu söylediğin zaman siyaset yapmış oluyorsun. Ama Cumhurbaşkanı oraya gidiyor mesela. Cuma namazını kılıyor orada. Sonra çıkıyor. Caminin önünde sistem kurulmuş. Otobüs orada. Hoparlörler, mikrofonlar, bilmem neler. Prompter de gelmiş. Cumhurbaşkanı cami çıkışında halka konuşuyor ve her şeyi söyleyebiliyor. Söylüyor. Yani hani iktidar olarak. Çay dağıtma da var mıydı orada? Çay yoktu. Ona geleceğiz zaten. Bu siyaset olmuyor. Ama sen aksini söylersen şeytanla iş birliği oluyor. Hayır, şunu söylemek siyasete mi girer? Mesela yani 2023 hedeflerine yürüyoruz. Bu ülke hiç çömelmedi, çömelmeyecek. Bu devlet yıkılmadı, yıkılmayacak. 2023 hedeflerine yürüyoruz. Sonra da işte yeni kuşaklarla 2053 hedeflerimize yürüyeceğiz. Yeni bir dönem başlayacak bu afetin yaralarını sardıktan sonra. Bunları söylemek, 2023 seçim yılı, bir afet bölgesinde ve evet, sıcağı sıcağına söyledi, evet. Bunları söylemek siyaset mi, parti siyaseti mi yapmak olmuş oluyor? O anlama mı geliyor? Moral, ben anlamadım ki. Moral veriyor. Vatandaşa moral veriyor. Yani ben de öyle anladım. Çay bittiği için çay dağıtamadığından olabilir. Yani bilmiyorum, o hadise tam açıklığa da kavuşmadı ama en azından böyle mi moral vereyim demiş olabilir. Siyasete sokmamak lazım bunu Akif. Yok, yani ben eğer sokuyorsan büyük yanlış içindesin. Ben yani. De inan beni çünkü, şaşırttı ay, yani. Çünkü yani, şeytanla işbirliği olur yani. O vakit bu, eğer siyaset yapmışsa şeytanla işbirliği yani oluyor. Sen, bunu yapmış olamaz. Sen şimdi iktidar her şeyi gayet mükemmel, şahane yönetiyor. Çok iyi yaptı. Bütün tedbirleri de baştan almıştı. Cenazeleri kaldırmış ya. Bütün tedbirleri de baştan almıştı. Tıkır tıkır da işliyor sistem. Şahane. Bu hep Cumhurbaşkanlığı sisteminin nimetleri bunlar. Onun nimetlerini görüyoruz, yaşıyoruz filan dersen bu siyaset yapmak mı olur? Ama dersen ki bu tedbirler alınmadı kardeşim, hani nerede böyle mi müdahale edilir? Rakamları saklayarak, boyutunu küçülterek felaketin olmamış gibi mi olmuş olur? Evet. Yani eğer rakamları söylemezseniz, saklarsanız hiç olmamış ya gibi da, mi olur? Ölünmemiş gibi mi olur? Ya da şu tarafı da var herhalde. O camiden yapılan konuşmada oturdukları yerden gazel okuyorlar. Bizim bakanlarımız burada diyerek muhalefetin eksikliklere yaptığı vurguyu siyasi olarak yanıtlamak da siyaset değil aslında. Tabii. Siyaset, bunu yanıtlarsan, yani mesela muhalefet bu söze cevap verirse o siyaset olur ama bu söz siyaset değil. Ya şimdi bunları ayırt etmek lazım. Doğru. Bir de şimdi mesela çok karıştırılıyor bunlar. Kurtarma ekiplerinin morali bozuluyor mesela. Gidip sen hani yani geç kalındı, zamanında müdahale edilemedi, daha etkin müdahale edilmeliydi dediğin zaman kurtarma ekibi mesela birisini kurtaracak, şurada duruyor ya kurtaracağı kişi, morali bozuluyor, ben moralim bozuldu kurtarmıyorum İşte diyor. Sorumluluk senin, hep vebal senin. Bak bunu yaptın, bu bir insanlık dışı dedi ya Bakan Bey. Evet. Bu insanlık dışı olmuş olur o zaman. Doğru. Ağır vebal, ben söyleyeyim, ben senin yerinde olsam hiç yapmam böyle şeyler. Bir de bunları karıştırma, bunlar iki ayrı şey. Tamam. Bu konuya bir daha girmeyelim o zaman biz. Ya doğrusu o. Ya bizim şeytanla ne işimiz olur? Zaten nevzu billah diye başlayalım programı bundan sonra. Korktum zaten ya. Sabahtan beri şeytan ne oluyorsun?
Bir de Tanrı'ya ne kadar yakın olursan şeytana da o kadar yakın olursun diye bir laf var ama şimdi buraya nasıl denk geliyor onu şey yapamayayım. Ne yaptın? Ne yaptın ilan? bu şu, Allah'a ne kadar yakın olursan şeytana o kadar hedef olursun demek bu. Şeytan o kadar seninle uğraşır. Benim bildiğim öyle değil. Tanrı'ya ne kadar yakın olursan şeytana da o kadar yakın olursun. Neyse bundan çıkalım bence. İmanı ben kuvvetli yaptım. Olanın şeytanı da kuvvetli olur. Allah ben dağına güzel. Göre kar yağdırır. Evet. Büyük başın derdi büyük olur. Yani böyle bu anlamda şey yapıyorsun herhalde kullanıyorsun. Ya her konuyla ilgili, her meseleyle ilgili bir atasözü olur mu bir insanda? Ecdat, abi, ecdat büyük şey? Yalnız. Ecdat büyük yalnız. Ne lazımsa söylemiş onu söyleyeyim ya. Yani. Evet. Gerçekten. Akif de hepsini beynine kazımış. O yeri zaman bir reklama, reklama gidelim. Reklamdan sonra Erdoğan bu sefer çay dağıtmadı. Niye dağıtmadı diye bir konuşalım. Camide siyasete girmeyelim ama Allah muhafaza. Siyasete girmeden. Tamam. Hayır. Camide konuşurken sel bölgesinde önünde yine prompter vardı. CNN Türk'te canlı yayına katıldı. İşte soruları prompterdan yanıtladı falan diye konuşuldu. Bunu bir konuşalım. Sonra Afganistan meselesi var. Oraya da geçeceğiz. Taliban meselesi. Orada da göç ne görüntüler meselesi. Var ya. Evet, çok acayip görüntüler var. Yani... Onunla ilgili yeni haberler, yeni bilgiler de geliyor. Onları da aktaracağım aynı zamanda. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmekten vazgeçmiş olabileceğine dair bir takım haberler var ama teyide muhtaç haberler. Bakıyor editörümüz. Bunları da konuşacağız. Reklamdan sonra devam edelim. Sen ne dersine devam ediyoruz. Yavuz Oğhan ve Akif Beki ile birlikte Oğuz Hoca ile açmıştık programı. Bir şeyi var. Cevabı var da bulamadım ya. Bulunca şey yapayım. Gene mi mesaj yazdı? Çok severek izliyoruz diye yazmış. Severek izliyoruz diye, severek mesaj izliyoruz diye yazmış. Biz, sağ olsun. Yavuz sana da mı attı mesajı? Yok hepimiz evet. Atmış. Hepimiz atmış zaten. Tweet, sosyal medya üzerinden. Tamam, senin de sosyal medya atmış. Tweet. Ben de inana gelen mesajı sen nasıl okuyorsun oradan? Onu merak etmiştim. Sosyal medyada gördüm tamam. Ben de onun için. Aradan. Bu arada Eren Karadağ'dan bir mesaj var. Eren abimizden. Yani benim abim. Ben de tiryakiyim ve programınızı çok beğeniyorum ama çok espriye maruz kalıyorum demiş. İyi bir şey söylemiş. Ya bu hafta bir şey yapmadık. Eğer buna fazla diyorsa ciddi gözden geçirmemiz lazım. Çünkü doğrusunu isterseniz zaten olan biten şeye müsait de değil. Yani hani şamata yapmaya müsait de değil. Nasıl yapacaksın şimdi? Yani ağır sonucu olan, trajik sonucu olan felaketlerden bahsediyoruz. Şu ne kadar oldu program başlayalı? Ona geliyor. Neredeyse 1,5 saattir konuştuğumuz mevzulara bak. Evet. Ya şimdi bundan sonra da programın gerisinde de konuşacaklarımız. Aslında evet işte. Yani üzerine Aydın Sezer, o da tiryakilerimizden biri. O da ben kesinlikle ben öyle izlemiyorum diye yazmış. Yani Oğuz Demir'e itirazım. Oğuz Demir gibi izlemiyorum diyor. Evet, onun gibi izlemiyorum demiş. Bir seyircimiz diyor. İyi ki Aydın Bey var. Akif hocamın bugün keyfi yok sanırım diyor ama sebebini keyif, söyledin zaten. Yok nasıl olsun ki keyif? Evet. Ya mevzular belli. Nasıl yani? Peki şimdi şu prompter meselesiyle bir devam edelim mi? CNN Türk'te Cumhurbaşkanı konuşurken gazeteciler işte görüntüyü verelim arkadaşlar bir. Cumhurbaşkanının karşısında gazeteciler, onun arkasında da bir prompter var. Yani prompter dediğimiz artık bütün seyircilerimiz biliyordur herhalde. İşte haber spikerleri falan haberleri okurken karşılarında bir cam ekran var. Okuyacakları metin oradan geçiyor ve oradan okuyorlar. Cumhurbaşkanı da konuşmalarında, kürsü konuşmalarında çok uzun zamandır, ne zamandır? Baştan beri mi? Kürsüde çok tabii başından beri. Kürsüde hep prompterdan okuyor. Yani metin cam ekrana yükleniyor, oradan bakarak okuyor. Ama röportajda prompter kullanmak yeni icat mı? Sadece Cumhurbaşkanı'nın karşısında prompter var. Gazetecilerin karşısında da olabilir mi acaba? Ben bu programda öyle bir şey de hissettim. Yavuz, yani bunu söyledin ama söylemeyeydin daha iyiydi. Ciddiye alabilirler. Abdülkadir Selvi yazabilir vallahi. Aslında kesin çözüm olmaz mı? Çünkü şöyle bir şey de hayır, oldu. Hayır, benim pardon.
ciddiye alabilirler dediğim, buna ciddiye alıp kızarlar değil, uygularlar bunu. Uygularlar tabii. Güzel fikir çünkü. Güzel fikir. Onun üzerine bir şey söyleyecektim zaten. Yayında senkron bozuklukları oldu. Yani soru sıralamaları var belli ki, ona göre de yanıtlar var prompter'da. Bazen sorularla yanıtlar birbiriyle örtüşmedi. Yani tekrarlamak zorunda kaldı Cumhurbaşkanı. Bu tip senkron bozukluklarını önlemek açısından aslında iyi bir formül. Gazetecilerin önünde prompter koyup tek bir merkezden hepsini birden kontrol edilirse en azından bu senkron bozukluklarının önüne geçilmiş olur. Daha zaman açısından da tasarruf olur. Cumhurbaşkanı tekrarlamak zorunda kalmaz yani bazı meseleleri. Ya da bazı sorulara farklı cevap vermek durumunda kalmaz. Ben sadece hani Türkiye'nin genel durumu ile ilgili görüntüde bir bozukluk olmasın diye naçizane bir şeyim var, izlenimim var. Onu paylaşayım istedim yani bu açıdan. Yani birliğimizi, beraberliğimizi sorunlar karşısında yek vücut olmamız gerektiğini doğru anlatmak, doğru yansıtmak bakımından diyorsun. Yani, tabii onlar var. Bir vatan de sıralamalarda falan aksilik olmaz yani. Yavuzcuğum, vatan sana minnettar. Yerlilik ve millilik adına büyük bir hizmette bulundun. Yani bu aslında yarından tezi yok, uygulanabilecek bir teklif. Çok iyi bir fikir yani. Şimdi şunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı ile röportaj yapılmadan evvel hangi sorular yöneltilecek? Ondan sonra hangi konuya girilecek? Hangi konuya girilmeyecek? Senin merak ya da senin merak ettiğin hiçbir şeyi gazeteciler merak etmiyor yani. Ya onlar önceden istişare ediliyor. Ya yani ben tam onu şey yapamıyorum, çözemiyorum. Bunların hepsi önceden planlanıyor, biliniyor. Ondan sonra zaten seçilen gazeteciler de o planın dışına çıkmayacak gazeteciler olarak oldukları için seçiliyorlar. Yani bir de mesela şunu da olacak iktidara yardımcı olacak gazeteciler. Bir de mesela şu var. Cumhurbaşkanı diyor ki mesela diyor Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürü olduğu günleri bir hatırlayalım diyor. Canlı yayında söylüyor bunu. Şeye diyor ki moderatöre belki diyor arşivinizde vardır diyor. O da var efendim diyor, izleyelim diyor. Hemen arşivden. Bu şey oluyor hemen değil mi? Akif'in, senin mesela bir konuyla ilgili ya o onunla ilgili görüntümüz var mı diye Akif'in sana sorması o zaman, gibi bir şey oluyor değil mi? Evet o zaman. O zaman. Kızmıştı yani bana. Biz kötü örnek olmuş olabiliriz mi diyorsun? Mümkün. Kötü örnek olmaya da devam edeceğiz herhalde. Böyle baksana söylenenlere. Ya ben şu programı izlerken bunu paylaşmak zorundayım. Mesele geldi. Ya bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı ayrıldı. Affını istedi, istifa etti, şu oldu, bu oldu falan ama bir süredir de ayrılacak konuşuluyordu. Cumhurbaşkanıyla mülakat sırasında söz Milli Eğitim Bakanı'na geldi. Zevail'i kurtarmak için bile olsa niye ayrıldı diye küçücük böyle ince bir sesle de olsa söylenmez mi ya? Hani duyulur duyulmaz. Sufle vardı ya, gazetecilerden biri sufle. O ses tonuyla, o kadarlık bir sesle söylenmez mi bu? Sorulmaz mı yani? O bile sorulmadı ya. Acayip bir şey gerçekten. O zaman kâni oldum. Acaba karşılığı da prompter mi var diye. Bu sen Erdoğan'la çalıştığın dönemde bu yoktu. Sonra. 2009'un başında ayrıldım ben. Kaç sene olmuş oluyor? 11-12 sene. Yok daha fazla. 12-13. sene. 2009 dahil. 2009'da yoktum. 2009'un başında ayrıldım. O zaman yoktu derken canlı yayında, stüdyoda prompter'ı kastediyorsan yoktu. Evet onu kastediyorum. Yoktu. Yoktu. Ama şöyle şeyler vardı herhalde. Akif'te bilmiyorum. Belki daha ötesi söyleyebilir. Ben Ankara'da röportaj yaparken bu tip yöneticilerle karşısında danışmanları olur. Her zaman olurdu. Ellerinde de bir tahta olurdu. O ve başka hatırlatıcı bir takım kelimeler yazılırdı. Yani ama mesela şey bazında mi? Böyle spesifik olarak Başbakan'ın anahtar hatırlamakta zorlanacağı bir takım rakamlar mı mesela? Bir anahtar kavram, bir isim ya da bir tarih, bir rakam filan eğer gerekirse o da. Gerekirse yani şey yayınlar yani, için. Ona hazır bulunur. O an o başka bir şey. O prompter değil yani cümleler yazmak yok, vesaire filan. Peki bu şu anda o işlem söylediğiniz böyle şeyle tutup kaldırma işlemi prompterla mı yapılıyor acaba? Yoksa Cumhurbaşkanı'na yöneltilen bütün soruların cevabı prompter'da da onu mu okuyor? Ya onu ayırt edebildiniz mi? Doğrusunu isterseniz ben bu yayını izleyemedim baştan sona, dışarıdaydım. Sonra yansımalarını gördüm.
şöyle de o belki de yapılmış olabilir. Yani yayın sırasında işte bir takım hatırlatmalar vesaire düzenli cümle olarak, yani öyle bir anahtar sözcük ya da rakam falan değil de cümle olarak yayın sırasında spontane de yazılmış olabilir. Yani o illa önceden hazırlanmış bir metnin yansıtılması şeklinde olmayabilir. Ama bilmiyorum. Yani şeyi görmek lazım. Orada ne var ne yok onu görmek lazım. Ben izledim. İzlediğimden ki gözlemim şudur. Kelime kelime bütünüyle sorulara verilecek cevaplar prompterdan okundu. Çünkü onu anlayabiliyorsun. Evet. Cumhurbaşkanının gözünden anlıyorsun. Takibinden anlıyorsun. Bütünüyle kelime kelime. Bu bir anahtar kelime değil, bir hatırlatma değil. Kelime kelime prompterdan okundu. Zaten bir promptera niye ihtiyaç olur ki bir siyasi parti genel başkanıyla, bir cumhurbaşkanıyla röportaj sırasında bir promptera niye ihtiyaç olur ki? Bu adet de ne zaman başladı hatırlayın. 2019 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı'nın yaptığı televizyon yayınlarında prompteri ben ilk hatırlıyorum. Öncesinde yoktu. Cumhurbaşkanı sorulara cevap veriyordu. Sorular önceden konuşulmuş olabilir ama spontane yanıtlar veriyordu. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın en son yayında verdiği yanıtların tamamı, hemen hemen tamamı diyeyim, belki birkaç ekleme çıkartma olabilir, prompterdandı. Ve hepsi de okundu. Cumhurbaşkanı'nın ifadesinden de bunu anlamak mümkün. Bir de ben şunu hatırlıyorum. Hani üniversite sınavının tarihi bir ileri alınmıştı, bir geri alınmıştı pandeminin o ilk yılında. Hatırlıyorsunuz değil mi? Üniversite öğrencileri çok tepki göstermişti. AKP'ye oy mu yok diye Twitter'da işte milyonlarca mesaj atılmıştı. Sonrasında, evet, sonrasında Cumhurbaşkanı işte gençlerle buluşmuştu YouTube'da. Onda da dislike rekoru kırılmıştı. Onu çok net hatırlıyorum. Bütün soruların cevapları prompterdaydı. YouTube yayınında mı? Evet, hepsinde bakarak okumuş. Emin misin? Evet, eminim. Yani bunun verimli olduğunu da düşünmüyorum. Bu niye düşünüldü, neden gerek görüldü bilmiyorum ama şeyi düşüren, duygunun karşı tarafa geçmesini olumsuz etkileyen, tonu düşüren, programın köpürmesini engelleyen bir şey bu. Bir de Cumhurbaşkanı söyleşinin... iyi bir hatip. Köpürmesi istenmiyor olabilir mi Akif? Efendim? Köpürmesi istenmiyor olabilir mi? Köpürmesi istenmiyorsa mesela, niye yapılsın ki o zaman yani? Köpürmesi istenmiyor meselesine şuradan gelelim mi? Az önce söyledim Yavuz abi. Caminin önünde konuşurken Cumhurbaşkanı sel bölgesinde önünde prompter vardı. Verelim fotoğrafı arkadaşlar. İki tane. Bir sağda bir sol. Zaten öyle oluyor genelde. Hep öyle oluyor. Evet, burada camide işte konuşuyor. Önünde iki tane prompter var. Ne diyecek ki? Yani bir afet bölgesine gitmiş, sel olmuş. Ondan sonra devletimiz yanınızda diyecek. Yaraları sarıyoruz diyecek. Allah bir daha böyle afet vermesin diyecek. Ondan sonra ne diyebilir? Yani neden prompter'a ihtiyaç var? Yoksa Yavuz abinin söylediği gibi mevzunun başka yerlere gitme potansiyeli var, öyle bir endişe duyuluyor da oralara gitmesin diye mi prompter konuluyor? Eskiden böyle değildi. Şimdi bir sürü konuşmada prompter kullanılıyordu başından beri. Fakat diyelim gitti bir yerde kalabalık toplanmış otobüsle, işte bir yurt turunda bir şekilde, bu bir seçim kampanyası olabilir, bu işte memleketi Rize'ye gitmek olabilir, bir il ziyareti olabilir, bir vesileyle bir toplu açılışa gitmek olabilir. Otobüs giderken bir yerde kalabalık toplanmış, onun üstüne çıkar hitap ederdi. Orada prompter falan olmazdı. Evet. Doğal olarak onları selamlardı, söyleyeceklerini söylerdi onlara falan. Ya burası, bu öyle bir vesile. Şimdi dediğin gibi bir afet bölgesinde kısaca geçmiş olsun dileklerini iletecek ve orada o felaketin mağdurlarına söylenmesi gereken, bir devletin bir numaralı yetkilisi olarak söylenmesi gerekenleri söyleyecek. Yani bin kere yaptığı işi 1001. kere yapacak Cumhurbaşkanı esasında. Evet, çok lüzum etmez. Yani o konuda hak veriyorum. Çok lüzum etmez. Neden ihtiyaç duyuluyor? Belki hani pratik olsun diye mi? Bilemiyorum ya. Bazı şeylerin cevabı yok. İzahı zor ya da yok. Yani hep şeyle diyorum ya, latifeyle diyorum ya, yakın tarihin gizemi çözülememiş sırlarından biri diyorum. Bu da onlardan biri.
Yani bu da yakın siyasi geçmişim. Burada rahatsız edici bir şey yok mu arkadaşlar? Şimdi ülkenin cumhurbaşkanı olarak soruları yanıtlıyor. Yani zaten işin ruhuna tamamen ters de bir canlı yayın sırasında gazetecilerin karşısına çıkıp prompterdan soru cevaplamak herhalde daha önce fıkra olarak anlatılsa fıkra derdik yani böyle bir şey anlatılsa. Bunun gerçeklikle uzaktan yakından alakası olamaz. Mesleki olarak da olamaz. Siyasetin ruhu olarak da böyle bir şey söz konusu olamaz diye düşünürdük. Oldu bu. Ama şöyle bir rahatsızlık da yaratmıyor mu? Yani Cumhurbaşkanı hep kurgu üzerine konuşuyor. Yani kendi bir şey katmıyor. Acaba birileri yazıyor, onları mı söylüyor hep? Böyle bir algı da yaratmıyor mu insanlar üzerinde? Öyle olmuyor gerçekten mu? Birileri de yazıyor ve onu okuyor. Yani şimdi, metin işte, yazan adamlar, kendi, işleri bu olanlar... Kendi ne kadar sistemi içinde Cumhurbaşkanı'nın? Bu soruyu da beraberinde getirmiyor mu? Ve başkalarının kurguladığı bir sistem mi uygulanıyor Türkiye'de gibi bir sorun da yok mu ortada? Yani siyaseti mesela, başkası mı çiziyor ya da çıkar bu söylediğin? Gibi. Yani aynen. Öyle bir sorun da mı var acaba diye bir soruyu da beraberinde getirmiyor mu? Arkadaşlar. Cumhurbaşkanı o akşam ekonomiyle ilgili bir cümle etmedi. Soru da sorulmadı. Şimdi prompterlı ya da promptersiz esprisini yaptık gazetecilere olur olmaz diye. Ama gazeteciler zaten prompterlı gibi hareket ediyorlar. Şimdi ekonomiyle ilgili Merkez Bankası'ydı, faizdi, dolardı, şuydu, buydu. Bunun konuşulmaması mümkün olabilir mi? Bir Cumhurbaşkanı yayınında konuşulmadı. Niye? Çünkü bir önceki yayınında Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili birkaç cümle etti. Sinyal veriyorum, alması gerekenler alsın. Faiz düşecek işte şu saatten sonra. Enflasyon düşecek şu tarihten sonra dedi. Ortalık ayağa kalktı. Döviz yükseldi. Şimdi Cumhurbaşkanı serbest konuştuğunda böyle bir tablo ortaya çıkıyor diye bunun bir kontrol altına alındığı bir sistem mi konulmak isteniyor? Bin tane soru var yani. Pek rastlamadığımız için bu süreci göreceğiz yani nasıl olacak bu. Ama son dönemde promptersiz bir yayın hatırlıyor musun dersiniz? Ben hatırlamıyorum. Şimdi samimiyet boyutu önemli. Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz sık sık muhaliflerine, kendisini eleştirenlere ve özellikle de ana muhalefete Bay Kemal'e samimi değilsin diye sesleniyor, eleştiriler getiriyor. Samimi olmak önemli siyasette. Doğal olmak ve doğal görünmek. Doğal görünmeye çalışmazsın. O zaman yapay olursun zaten. Yani mesela bu şey olmasın. Söz meclisten dışarı diyeceğim ama zaten burada değil. Sarıgül'ün videoları dolaşıyor hani sosyal medyada. TikTok. Ona geliştirilen en büyük ona gösterilen en büyük tepki eleştiri ne? Samimi değil. Samimi değil. Yani bir yapaylık var. Suni. Sunilik şeyi öldürür. Siyasetçinin albenisini alır götürür. Neşet Ertaş'ın türküsüne eşlik etmeye çalışıyor ama sözlerini bilmediği çok açık oluyor mesela. Yani o zaman da samimi oldu. Golf sahasından tarım mesajı vermişti ya yeşillik diye. Öyle bir şey de yapmıştı herhalde. Ben hatırlıyorum bazı arkadaşlar geçmişte benim dönemimde yani Cumhurbaşkanı'nın irticalen metin çıktığı, dışına çıktığı yerlerde o zaman başbakandı. Metin dışına çıktığı yerlerde doğal olduğu için çok nizami olmasa, kitabi olmasa da söyledikleri daha etkili olduğunu söylüyorlardı. Ve eleştirel bakan arkadaşlardan söz ediyorum. Yani o tarafı çünkü onun zihninden geçenlerle hakkında daha doğru bilgi verdiğini düşünüyorlardı. Haklıydılar. Genelde aslında de gazeteciler için oradan haber çıkar değil mi? Tabii haklıydılar da çünkü gerçek duygusunu ve düşüncesini daha çok yakalayabilirsin orada. Daha fazla ipucu bulursun. Daha çok yansıtır. Ya İçişleri Bakanı Soylu diyor ya hani paldır küldür konuşmakla eleştirildiğinde yani aklımla kalbimle dilim arasındaki mesafe çok kısa diyor. Ha, fitili kısa derler biliyorsun birden parlayanlara. Yani olduğu gibi içinde ne varsa dökenlere hemen parlıyor diye öyle derler. O mesafenin kısalığı İçinde ne varsa olduğu gibi göstermeyi getiriyor çünkü. Cumhurbaşkanı da o metin dışına çıktığı yerlerde daha etkili bulunurdu. Çünkü daha doğal, daha gerçek. Burada Yavuz'un eleştirisinde haklı bulduğum yan, burada o doğallığı zedeleyen, ona gölge düşüren bir şey var.
Bu niye dikkate alınmıyor? Bunu anlıyor, anlayamıyorum. Bunu anlıyor değilim. Yani niye? Bu sorunun cevabı yok gerçekten. Bu çözemediğim bir gizem yani. Bir şey daha, yani eskiden beri bütün liderlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı da metin kullanır, metin yazarları var. Tabii ki. Dünyanın başka yerlerinde, Türkiye'de de liderler metin kullanırlar. Yani Ecevit için en fazla metnini kendi yazıyor denirdi. O da metin kullanıyordu. Kemal Bey de, Kemal Kılıçdaroğlu da kullanıyordur. Onun tabii da bir destekleyicisi vardır tabii elbette. Ki. Yani spontane okazyonlar hariç, bir durum gelişmiş, anlık falan, o hariç planlı konuşmalarda metin kullanır liderler. Bunu prompter'a aktarmak, bunu prompter'la yapmak yeni bir şeydi. Erdoğan'ın yaptığı bir şeydi, yeni bir şeydi. Teknolojiden yararlanıyor. Onda da bir anormallik yok. O da normal. Fakat metin kullandığı zamanlarda da, grup konuşmalarında, sayır konuşmalarında Cumhurbaşkanı eskiden beri metnin dışına da çıkardı. Hatta metinle kavga ediyor görüntüsü verdiği yerler de olurdu. Yani sonuçta metin kendi onayladığı metin. Tabii ki hazırlanıyor ama kendi istediği doğrultuda hazırlanıyor metin. Yani şuraları düzeltelim, onu çıkaralım, mesajlar. Bunu tabii, en nihayetinde de kendisi görerek o metni kullanıyor. O metin artık konuştuğunda onun konuşması o. O bir başkasının yazdığı metni okumak değil o. Onun konuşması. Ona rağmen metinde daha diplomatik dille iç ya da dış politikaya dair söylenen bir takım şeylerle yetinmediği için, o kesmediği için ya da kendini onunla bağlı hissetmek istemediği için, oraya hapsetmek istemediği için onun dışına çıkardı. Hatta yani metin söylediğinin dışına çıkıyor, irticalen metinle kavga ediyor gibi düşündürten şeyler de çıkardı, olurdu. Şimdi oradan buraya gelmek çok kolay izahı olan bir şey değil. Evet. Zorlanmamın sebebi o. Yani neden? Ki neden? Senin bahsettiğin planlı konuşmalar Akif. Bir de bu hani gazetecilerle karşı karşıya gelme, sorulara cevap verme gibi bir hadise de tamamen sırıtıyor. Yani o tamamen sistem dışı. Ya onu söylüyorum. Planlı konuşmalarda metin varken ve kendisinin onayladığı, kendi istediği doğrultuda hazırlanmış bir metinken bile dışına çıkıyordu. Çıkma gereği duyuyordu. Tam olarak seninle aynı şeyi söylüyorum. Bir televizyon söyleşisinde, bir canlı yayında neden prompter kullanma ihtiyacı hasıl olur? Bunu ben anlayamıyorum, anlamış değilim. Bir de çözemedim. Bir seyircimizin yazdığı üzerine söylüyorum. Yavuz abinin şüpheleri, hani işte konuşmanın dışına çıkacağı ve onun da bir takım sıkıntılar yaratabileceği mi düşünülüyor diye soruyor ya. Mesela Amerikan başkanıyla görüşürken ne oluyor? Böyle bir endişe varsa, Biden. Prompter varsa dışına çıkmayacakmış mı? Anlatıyorum size. Diyorum ki eskiden beri kendi onayladığı metinle çıktığı konuşmalarda metnin dışına çıkardı. Hatta diyorum metinle ters düşen, metinle sanki didişiyor görüntüsü bir veren şeyleri de olurdu. İrticali çıkışları da olurdu. Böyleyken şimdi canlı yayında karşısında prompter var diye çıkmayacak mı onun dışına istese? Yani mesela Merkez Bankası'nın ertesi gün diyelim para politikaları kurulu toplanacak, faiz kararı alacak. Daha önce sinyal veriyorum, ben de vermiş oluyorum buradan, faizi düşürmemiz lazım demişti. Bunu tekrar söylerse, işte yarın da kurul başka bir karar alırsa olmaz, almazsa da ekonomi bunu kaldırmaz, kur alır başını gider diye. Bu mesele oraya konmadı. Bunun dışına çıkmasın diye de soru da sordurulmadı. Ve dolayısıyla onun içinde prompter kullanıldı diyorsanız eğer, ben de diyorum ki canım yani şimdi istese çıkamayacak mıydı onun dışına? Yani orada prompter'da yazmıyor diye yazmayanı söylemeyecek miydi? Evet. Geçmişte eskiden beri prompter'da yazan metnin dışına şimdi bu kadar çıkmış. Bu kadar ama şimdi var. Ben küçük itirazım var. Yavuz abi çıktı dersen. Mesela çıktığı zamanlara dair bir hafızanda bir şey var mı? Yani şimdi bu çok, şeyden bahsedeceğim son yakın yayında. Son yayında ya öyle bir şey haline geldi ki Akif, yani bir meselede soruya yanıt vermeye başlıyor Cumhurbaşkanı. Birkaç cümle ediyor. Sonra prompter'a dönüyor ve o soruya hazırlanmış olan yanıtın içinde aslında Cumhurbaşkanı'nın birkaç cümle önce söyledikleri de var. Onları da tekrar ediyor.
Ya, o kadar bağlı kaldı, o anlamda söylüyorum. Yani girişini kendisi yapıyor ama girdiği yer aynı zamanda konuşma metninin içinde de var. Bu kadar net bir şekilde o kurala uydu. Son yayın için söylüyorum. Niye çıkmadı? İstese çıkar mıydı? Çıkmaması mı gerekiyordu? Bunları tabii bilemiyoruz doğal olarak ama hiç çıkmadı. Yani onu söyleyebilirim. Peki. Ya çıkmadıysa da, çıkmadıysa da çıkmayan kendisi. Ya niye bunu konuşuyoruz? Bunu ne için, ne üzerine söylüyoruz? Yani acaba tam kontrollü olsun diye, dolayısıyla bir kontrol riski görüldüğü için mi prompter'a bu kadar bağlı ve sadık kalındı? Bunun üstüne konuşuyoruz ve öyleyse neden buna bu gereksinim ortaya çıkmış olabilir? Bunun üstüne konuşuyoruz değil mi? Doğru. Doğru. Ben de diyorum ki yani prompter'a senin dediğin gibi hep bağlı kaldıysa, hiç çıkmadıysa bu da zaten kendi kontrolüdür. Yani bir kontrol sorunu olsa prompter bunu tutmazdı diyorum. Ama o zaman işte yakın tarihin en büyük sırrına geri dönüyoruz. Yani Cumhurbaşkanı caminin önünde, yani insanlara işte geçmiş olsun. Kolaylık da ne ihtiyaç var? Yorgunluk ve kolaylıkla da izah edilebilir bu. Belki kolaylığı var onun çünkü pratik bir şey. Kolaylaştırıyor işi. Mesela seyircilerimizin aklına şu gelebilir. İşte sayıyor ya şu kadar arazöz bilmem ne helikopter. Hani onları bilmiyordur falan ama yanında bakan var. Bakana der ki kaç helikopter var burada söyle bakalım der. Bakan da söyler. Kimse de Cumhurbaşkanı'na demez ki. Ya helikopter sayısını bilmiyor falan filan. Ya onu bir not olarak, eline kağıt olarak da verilebilir yani. Yani öyle oluyordu eskiden zaten. O rakamların hepsini her an aklında tutamaz. Mesela bir yayına çıkacak söyleşiye bir çerçeve konuşulur. Şimdi tek tek sorular, cevaplar konuşulmaz. Ama başlıklar. Biz buraya gelirken sen diyorsun ki... Senin zamanında mı öyleydi? Öyleydi eskiden. Şimdi sen diyorsun ki, buraya gelirken arkadaşlar diyorsun bu akşam şu başlıkları mı konuşacağız? Evet. Şimdi biz neyi nasıl konuşacağımızı konuşuyor muyuz? Şu başlıkları konuşacağız demiyor mu Akif İnan? Efendim? İran'da da böyle çok demokratik anlattın. İnan şu aynı şeydi. Şu başlıkları konuşacağız demiyor mu? Evet. İnan tabii kendisi belirliyor, söylüyor, empoze ediyor. Şunları konuşacağız. Onu ama açık söyleyelim de yani bizi izleyenler de bilsin. Eskiden dışına çıkamıyoruz yani. Eskiden bizde de bir prompter var. Tam ya, siyasetçi olacak adamım. Eskiden bir akış yapıp şu sırayla da konuşacağız diyordu. O Allah'tan vardı, pes etti. Havlu attırdık. Artık onu yapmıyor. Yani illa şu sırayla konuşacağız demiyor. Ama aşağı yukarı mesela bu akşam yayında sel felaketleri, Afganistan meselesi ana başlıklar diyelim 3 tane. Bu konu var mı? Yani bunun dışında bir başlık ya da bir hazırlık gerekir mi? Şimdi bunu konuşuyorsunuz. Ben şunu keşfettim yalnız. Mevzu akışa sadık kalalım demeden akışta sabit tutmakmış. Siz de onun farkında değilsiniz. Hep benim belirlediğim akışta gidiyorsunuz. İşte ama akışım var i̇şte demeden buyur. Bunu yaptığım için i̇şte itiraz i̇şte edesiniz buyur. Gelmiyor. Hiç ben bazen hissediyordum ama tam olarak dile getirmedim. Öğreniyorum. Hayır inan. Yani açılışlarda ilk girişte söylediğim şeyi şuraya mesela kendim için söylüyorum. Şuraya oturana kadar kendime bile söylemiyorum. Yani sakalım duysa keserim. Hani var ya öyle. Sen veriyorsun vermemek. Evdekilerle bile paylaşmıyorum. Ya sakalım duysa şuraya oturana kadar niye? Yerin kulağı var. Bir şekilde sana malum olur. Bilirsin ona göre ters köşe yaparsın diye. şaka bir tarafa. Başlık çerçeve. Yani hangi konular bu? Bu yayında ağırlıklı olarak işte ekonomi. Ondan sonra işte tabii başlıkları falan. Çıkartıyoruz. Bunlar konuşulur. Çünkü ona göre memleket ucu bucağı olmayan sorunlarla boğuşan bir memleket şimdi. Bir sürü veri gerekir. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir bakan, bir siyasetçi konuştuğunda millete somut şeyler de söylemesi gerekir. Sorunlara ve çözümlere dair. İşte arazöz mesela gittin afet bölgesine arazöz kullanılan ya da işte yardım arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araçlardan bahsetmen gerekir. Bunların sayılarını aklında tutamayabilirsin. İşte ya da Türkiye'de 2002'de kaç traktör satılıyordu? Tarım politikalarından bahsediyorsun. İşte 15 yıl sonra, 20 yıl sonra kaç traktör var? Kaç traktör satılıyor? Mazot kaçtı, bilemez, kaça geldi? Evet. Simit 20 yıl önce kaçtı, kaça geldi? Çay simit hesabını severdi Cumhurbaşkanı. Onun için söylüyorum. Şimdi bunu... O ama muhalefetteyken seviyor. Bunu bir not olarak verirsin. Dediğin gibi oraya çıktığında afet bölgesinde bu rakamlar bir not kağıdında da yazılı olabilirdi. Neden diyorsun?
Nizami başı sonu belli bir konuşma olarak prompter'a kondu ve karşısına yerleştirildi. Dünyada tek bir örneği var mıdır acaba? Ya yayında, canlı yayında örneği yoktur. Yani canlı yayında örneği yoktur. Gazeteci karşısında. Onun örneği yoktur. Örneği yoktur. Gerekli de görmem. Bir daha söylüyorum. Prompter'a bağlı kalmak canlı yayın sırasında Cumhurbaşkanı'nın kendi takdirinde olduğuna göre bununla bir şeyi kontrol etmiş olmuyorsun. Kendi istemezse gene çıkar dışına. Yani dolayısıyla yani nedir bu? Tabii ki kolaylık sağlamak için yapıyorlar bunu ama getirdiğinden daha fazlasını götürmüyor mu? Bunu düşünmeleri gerekmez mi? Bir de en önemlisi doğaçlamanın verdiği tadı, hazzı, lezzeti, doğallığı, samimiyeti, duyguyu nasıl verebilir bu? Yani kurgu olmadı da zaten. Görüntüsünden olmadı uzaklaşamaz yani. Asla herhalde değil mi? Kurgu görüntüsünden uzaklaşma ihtimali olmaz. Peki, şimdi bu prompter kullanımına da eleştiriler yöneltiliyor canlı yayın meselesinden sonra. Bundan sonraki vakitte ne olacak? Cumhurbaşkanı yeni bir televizyon programına katıldığı vakit yine prompter olacak mı olmayacak mı bakacağız. Ama şunu gördük. Ya yangın bölgesine gidip çay dağıtmak nasıl bir şeydir? Yani bunu ne muratla yapıyorlar diye burada çok konuştuk. Daha önce de olmuştu, sel bölgesinde de olmuştu. Bunu yaparken muratları ne olabilir diye çok konuştuk. Bu da yakın tarihin çözülememiş gizemlerinden biri. Çözülememiş gizemlerinden biri olarak kaldı. Keşke gazeteci arkadaşlarımız sorsaydı da öğrenseydik. Evet. Bütün Türkiye günlerce bu meseleyi konuştu. Ama onlar merak etmemişler yani. Hiçbir şeyi, hemen hemen bizim merak ettiğimiz hiçbir şeyi merak etmemişler. Evet. Şimdi şu da çok trajik bir şey. Cumhurbaşkanı sel bölgesine gidiyor. Herkes Twitter'da falan bakıyorsun. Çay atacak mı atmayacak mı? Çay atacak mı atmayacak mı? Bence atacak, bence atmayacak. Bence kesin atar. Yok abi bu sefer atmaz bilmem ne falan filan. Bir sürü yazıldı. Çay atacak mı atmayacak mı diye. Bu da çok trajik bir şey. Papatya yani falı gibi mi? Evet, atacak mı atmayacak mı? Evet, atacak mı atmayacak mı? Evet, Cumhurbaşkanı sel bölgesine gidiyor ve insanlar bunu konuşuyorlar. Bunu merak ediyorlar. Merak ettikleri şey bu. Çay atacak mı atmayacak mı? Hülasa atmadı. Yayınların ses getirdi. İnan. Evet. Bak burada konuştum. Ses getirdi. Eleştirin dikkate alındı. Bak atmadılar. Evet. Peki. İyi bir şey yani. Peki, İyi bir şey. Peki sel bölgesinde pardon yangında atarken muratları neydi? O bu kadar henüz ses getirmemişti. Yayınlar. Getirmemişti. Şimdi artık o murat ortadan kalktı mı? Bence şöyle oldu. Yani en son bu yangın bölgesinde ondan önce de söyleniyordu ama bu sefer kendi içinden AK Parti'nin teşkilatlarının tabanının geldi. Kendi içinden çok homurtu yükseldi. Evet. Yani bu da değil, bu kadar da değil. Homurtusu yükseldi, ondan oldu. Yoksa gene sen burada sittin sene kendini paralasan yayının ses getirmeyecekti. Yani kendine paye çıkarma. Ya sel felaketinde de çok ayıp değil miydi ya tek başına? Değil mi Giresun'da da bu çay dağıtma hadisesi olmuştu. Evet. Orada da çok eleştirildi. Ama orada çok fazla üstünde durulmamıştı. Bu yangın işi çok ağır bir şey tabii. Hem insan hayatı, hem canlılar, hem ülke için çok ağır bir durum. Orada böyle bir de çay fırlatma hadisesi de diğerinden biraz daha farklıydı. Yürüyen otobüsün içinden falan böyle bir atma hadisesi vardı. Çok eleştirildi. Bence de ilk defa çok uzun zamandır bir eleştiriye kulak verilmiş olduğu gibi gördüm. Ama senin söylediğin de önemli tabii. Bizim eleştiriler değil de biraz kendi içinden gelen eleştiriler dikkate almıştır herhalde. Ama partinin kendi içinden gelen bir sürü eleştiri var da dikkate alınmayan eleştirilerin listesini yapsan şeyin yanında, alınanların yanında belki şu da dikkate alınır. İçeriden gördükleri eleştirileri dikkate alıyorlarsa Hayrettin Hoca Fahri Şeyhülislam gibi muamele Fekra görüyor bakan iktidar nezdinde. İktidarın hocası gibi görülür. Şimdi Hayrettin Karaman, ilahiyatçı profesör, Yeni Şafak yazarı aynı zamanda. Pazar günü Yeni Şafak'ta torpil konusu diye bir yazı yazdı. O yazıdan bir paragraf okuyorum, 2-3 cümle. Haksız bir işin gerçekleşmesi, bir menfaatin elde edilmesi için aracılık eden ve maddi manevi baskı uygulayanlar şunu bilmelidirler ki, kul hakkı yiyenleri, devleti kamuyu zarara sokanları namaz, oruç, hac kurtaramaz. Bu ibadetlerin kefaret olacağı günahlar kul hakkı ve büyük günahlar değildir. Nasıl?
Bu bir milat. Bu da belki bu çay işinde nihayet AK Parti'nin kendi içinden de homurtu yükselince, rahatsızlık çok artık saklanamaz hale gelince bir sonuç doğurdu. Belki bu da umulur ki böyle bir sonuç doğurur. Yani, nasıl bir sonuç doğurmasını bekliyoruz Akif bunun? Yavuz, hani çay atma hadisesine itiraz edilince çay atma kesildi diyelim de hocanın bu yazdığıyla beraber nasıl bir sonuç beklesek? Yani sürpriz olmasın diye soruyorum. İktidar fedaileri iktidardaki bir takım haksızlıkları, yanlışlıkları, adaletsizlikleri, kayırmacılığı yapılması değil de söylenmesi sorunlu suç şeyler gibi görmekten vazgeçerler belki. Yapanlar yapmaktan vazgeçer mi? Oradan başlar. Önce bunun olması lazım. Önce bunun yapılmasının sorun ve suç ve günah görülmesi lazım. Hayrettin Karaman'ın çok... Sonra şimdi çünkü hangi aşamadayız? Şu an söylenmesi ne? Mesela iktidar fedaileri var. Ben yarına bunun üstüne bir yazı yazdım. Bunların olup bitmesini Hayrettin Hoca'nın bahsettiği, başlığı da torpil konusu, anlatıyor, yazı uzun. Yani hak yenmesi, ondan sonra hak geçmesi, kamunun zarara uğratılması, devletin milletin zarara sokulması, kul hakkının yenmesi, tüyü bitmemiş yetimin hakkının yenmesi filan. Şimdi bunların söylenmesini sorun gören, sakıncalı gören, ler var, iktidar fedaileri var böyle. Bunları söyleyenlere diş biliyorlar, kızıyorlar, köpürüyorlar. Ama yapılmasına laf etmiyorlar. Hı-hı. Şimdi önce bunun değişmesi lazım. Önce bir kere bunlar da eğer çay atılması gibi bunu sorun olarak, çay atılmasını nasıl sorun olarak görmeye başladılar? Bunu sorun olarak görmeye başlarlarsa belki oradan düzelme başlar. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Hayrettin Hoca bu yazıyla geçmiş fetvasını kaldırdı. 2019 seçimlerinden hemen önce, 23 Haziran ikinci İstanbul seçimlerinden önce ki hafta içerisinde iki yazı yazdı. Evet. O yazılarda bak söyleyeyim onları, başlıklarını söyleyeyim. Doğrucu Davut olmak ve kötüyü ayıklamak başlığıyla iki yazı. Ben de o zaman bunu konu etmiştim. Hayrettin Hoca'dan propaganda fetvası demiştim. Dediği şuydu o yazılarda. Arkadaşlar, İktidarlar yoldan sapabilir, çürüme, yolsuzluk, ondan sonra dürüstlükten uzaklaşma, haksızlık falan filan bunlar olabilir iktidarlarda. Yalnız eğer Müslümanların iktidarına zarar verecekse bunların söylenmesi, bunlardan şikayet edilmesi meşrudur diyemem. Yazdığı yazı buydu. Caiz değildir. Yani dinen bunu yasakladı. Dinen yani yolsuzluk olabilir, haksızlık olabilir, çürüme olabilir, torpil olabilir, ondan sonra o olabilir, bu olabilir. Arkadaşlar bunlar olabilir. Yalnız eğer bu iktidara zarar verecek, düşman diye de muhalefeti kastediyordu. Siyasi muhalefet bu ülkenin, halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkenin, diğer partilere oy veren vatandaşlarını ve partilerini kastediyor. Düşmana koz verecekse, muhalefete yarayacaksa, düşmana yarayacaksa, iktidara zarar verecek, yıpratacaksa buna meşrudur diyemem, bu caiz değildir. Ya doğruyu söylemeyi yasaklayan bir fetva şimdi vermişti. Şimdi o fetva kalktı. O fetvayı Hayrettin Hoca kaldırdı. Ben de iktidar fedaisi kardeşlerime seslendim. Bakın kulaklarınızı iyi açın. Hayrettin Hoca o fetvayı kaldırdı. Onunla artık amel etmeyin. Bunların yapılmasına kızın. Çünkü hoca diyor ki hacca gidip şeytan da taşlasanız, kıldığınız namaz da tuttuğunuz oruç da bunlara destek verirseniz bunun vebaline ortak olmaktan sizi kurtarmaz. Yanarsınız bak diyor Hayrettin Hoca. Ahiretinizi de yakarsınız diyor. Onun için yani iktidar fedaisi kardeşlerim, iktidarın yanlışlarının söylenmesine kızan, köpüren, tepki gösteren kardeşlerim lütfen kulaklarını iyi açsınlar. Kendi iyilikleri için, kendi hayırlarına. Ahiretlerini yakmasınlar. Ahiretlerini yakmasınlar. Yani bu sonuç doğurur mu şimdi Hayrettin Hoca'nın yazısından sonra torpil mevzusu zayıflamaya başlar? Umudum o. Çay atma işinde Muğla, nasıl? Çok pardon. Muğla Orman İl Müdürü mezbaneye döner mesela değil mi? Ha. İl Müdürlüğünden. Evet. Yani şimdi biz burada bu kadar konuşuyoruz ediyoruz mesela. Ses getiren bir program yapıyoruz ya, az önce sen söyledin programın ses getirdi diye. Burada bir sürü eleştirdik, ettik falan, bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Hayrettin Karaman yazınca durum değişebilir. Ya en azından düşün, yapmayabilirdi. Ben o zaman yazmıştım, 2 yıl önce o yazıları yazdığında demiştim ki ya hocam, yani ümmetin, Müslümanların dinin hayrına olan
iktidara bu yanlışları yapma demek değil mi? Yani iltimas ya, torpil yapma, iltimas geçme, ehliyete, liyakate dikkat et, yolsuzluktan uzak dur, dürüstlükten ayrılma filan dense iktidara, kul hakkını yedirme, yeme yedirme, bunu demek daha hayrına olmaz mı ümmetin? Yani evet, bunu demek yerine bunu demeyi yasaklamak mı ümmetin hayrına? Bir de yani bu ülkenin Müslüman halkının oy verdiği diğer partileri düşman gibi göstermek dine sığar mı diye o zaman yazmıştım. Şimdi hoca o noktaya geldi. O iki yıl boyunca bunu ben, sen, başkaları defalarca söyledik. Bir etkisi olmadı. Belki bunun bir etkisi olur. Peki ikinci, üçüncü maaşı alıp ama hayır hasenata harcayanları kapsıyor mu FETÖ? Olmaz diyor. Olmaz. Olmaz diyor mu? Olmaz diyor mu orada açık açık? Hakkaniyet, liyakat, ehliyet bunlardan ayrılmak olmaz diyor. Ha, dolaylı olarak diyor. Yani. Başkasının hakkı olan, daha hak eden birisi var. Onun hakkı olan bir maaşı başkasına verirsen, işi başkasına verirsen, ihaleyi, konumu, görevi başkasına verirsen o zaman hak yemiş olursun, hak yedirmiş olursun. Bunu yapan da, destekleyen de, buna aracı olan da ahiretini kurtaramaz. İşte kıldığı namaz, tuttuğu oruç onu kurtarmaz diyor. Açık açık şimdi bunları yazıyor. Ne, hocayı ne Hayrettin Hoca'yı çok, o bir çok önce, fena bir yazı yazmış. Hayrettin Hoca'yı bir önce anlattığın o iki başlığını verdiğin seçimlerdeki yazısından bu noktaya getiren şey ne acaba? Belki birazcık orayla ilgili konuşmak lazım. Çünkü kendi içinden de bir takım eleştirileri son dönemde AK Parti içinden duyabiliyoruz değil mi? Sosyal medyada kapalı kapılar ardında zaten uzun süredir yapıldığı söyleniyordu ama biraz daha açık bir şekilde bunlar yapılmaya başlandı. Yani iş şirazesinden çıktı diye mi düşünülüyor acaba belli kesimler tarafından? Bir ne bileyim Hayrettin Hoca bu noktaya nasıl gelir onu söyleyen adam bugün bunu niye söylüyor yani, olabilir? Yani bunun yanlış asıl olduğunu, üstüne durulması gereken şey bu değil mi biraz? Bunun yanlış olduğunu o zaman görmemişti de şimdi mi gördü de bu yazıyı yazdı diyor. Herhalde mümkün değil yani öyle bir şey olacağı ama bilmiyorum bir hani zararın bir yerinden döneyim kaygısı mı? Nedir demek ki? Bence hem o belki kendisini de düşündü hem de şu da Yavuz tam olarak söylediğin şey... Bunların söylenmesinin değil, yani iktidarın yanlışlarının ya da yolsuzluğun, çürümenin, hak yemenin filan kendisinin söylenmesinin değil, yapılmasının daha çok zarar verdiğini, iktidarı daha yıprattığını, iktidarın hayrına olmadığını gördü belki de. Belki de ondan. Çünkü bunlar söylenmeyince onlar yapılmamış gibi olmuyor ve sonuçları yaşanıyor, ortaya çıkıyor. Millet de bir yerden sonra bunlar saklanamaz hale geliyor. Yani söylenmeyince bunlar olmamış gibi olmuyor. Peki bunlar, bunların sonuçları millete yansımaya başlayınca da tepki doğuruyor. O tepki iktidarın daha çok aleyhine işliyor. Düşmana yarar diye yine belki AK Parti'yi AK Parti'den daha çok düşünerek hareket etmiş olabilir. Belki de. Peki şunu biliyor muyuz? Hoca hala fiili fetva makamında oturuyor mu? Belki oradan düştü de AK Parti'de. Başka biri bu yazıya kadar oturuyordu. Fahri Şeyhülislam'la devam ediyordu. Bu yazıdan sonra durum değişir mi bilmem. İşte o yazıdan önce atama yapılmış olmasın? Yani başka biri seçilmiş. Duyurulmamış, ilan edilmemiş bir atama varsa bilmem ama bu yazıya göre iktidara eleştiri ve uyarı yapma yasağı kalktı dinen. Artık bir sakıncası yok. O da ihtimal. Tam tersine yapmamanın sakıncası var. Çünkü destek vermiş, pasif ortak olmuş oluyorsun, vebaline ortak oluyorsun. Yani bu yanlışları söylemeyince, söyleyenleri de susturunca bu yanlışların vebaline ortak oluyorsun. Peki. Bir reklama gidelim. Şimdi kaç dakikaydı yönetmenim reklamımız? 3 dakikalık bir reklamımız var. Sonra şu şey meselesini konuşacağız. İBAN'da AFAD tek yetkili kurum olarak Cumhurbaşkanı kararıyla atandı. Yani artık bundan sonra belediyelerin, muhalif partilerden CHP'li, İYİ Partili belediyelerin yardım toplamasına izin verilmeyecek. Zaten fiili olarak engelleniyordu yardım toplamaları. Bankadaki paralara el konmuştu vesaire. Ama artık zaten yapamayacaklar. Bunu neden yaptılar? Bunu konuşacağız, sonra Afganistan'ı konuşacağız. 3 dakika sonra. Güya Afgan meselesiyle başlayacaktın. En sıcak o diye, sıcak haberler evet var diye. Evet. Akışa çok sadık kaldın inan. Hayır, akışı değiştiren benim işte. Ben değiştirdim yani. Ben. Akışı değiştirdin. Evet. Büyük olay. Reklamdan sonra buradayız. Sen ne dersine devam ediyoruz. Yavuz Oğan ve Akif Bekir ile birlikte. Şimdi bu
pandemi ilk başladığı zaman Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım topladı. Burada konuştuk. İstanbul, Ankara ve ciddi miktarda para topladılar ve insanlara büyük yardımlarda bulundular. Yani faturalar ödendi, askıda fatura kampanyaları yapıldı falan. Sonra o paraların bir kısmına el konuldu. Bankada blokelendi o paralar. Sanırım hala da çözülmedi, duruyor öyle. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhtesindeki para bankada bloke vaziyette duruyor. Şimdi bu şeyle... İçinde de Meral Akşener'in iki maaşı var. Evet, evet doğru. Bu işte son yangın ve sellerde tekrar IBAN verildi. Çavuşoğlu yangında IBAN verdi. Selde de AFAD bir kampanya başlattı Cumhurbaşkanı kararıyla. Bundan sonra paraları hep AFAD toplayacak. Devletin resmi kurumu toplayacak. Diğer belediyeler vesaire kalanlar para toplayamayacaklar. Kimse yani yardım faaliyeti de yürütemeyecek. Kendi imkanlarıyla yürütecek ya da. Neden? Yani iktidar neden kendisinden başka kimsenin para toplamasını istemiyor? Bir salgının başlarında bir AK Parti teşkilatları belediye başkanlarıyla toplantıdaydı sanırım. Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanmıştı. Halkın gönlüne girmek için çok önemli zamanlar bunlar demişti. Gidin, ulaşın, yardım götürün ve halkın gönlüne girin. Muhalefet belediyeleri aracılığıyla halkın gönlüne girmesi istenmiyor. Yani siyaset bu rekabetten, siyasi rekabetten halk nasıl yararlanacak? Hepsi halkın gönlüne girmek için yarışacaklar birbirleriyle, değil mi? Halk da bundan maksimum fayda elde edecek. Evet. Hizmette yarışacaklar, böyle zamanlarda yardımda yarışacaklar ki halk bundan fayda görsün. Siyaset zaten onun için var, rekabetin demokratik siyaseti kastediyorum tabii. Rekabetin faydasından halk maksimum yararlanabilsin diye. Şimdi Cumhurbaşkanı bu halkın önüne girme yarışından şeyi düşürüyor. Muhalefet belediyelerini düşürüyor. Sorunun cevabı bu. Yani onlar halkın gönlüne giremeyecekler. Giremesin diye önleri kesiliyor. Buna bir de bir şey var. Gerekçe üretildi. Gerekçe ne? Paralel devlet. Paralel devlet, iki başlılık, ikilik yaratmak, bunlar fitne çıkarmak falan tabii denmişti. Sanki bugüne kadar hiç paralel olmamış devlet. Yani belediyeler bugüne kadar hiç yardım toplamamış gibi bir hava da oluşturuldu. İlk defa oluyormuş gibi yani bu iş. Ya AK Parti şuradan geliyor. Halk iradesinin üstünde bir vesayet olmasın. Seçilmiş belediye başkanları, atanmış valilerin eline bakmasın ve bırakılmasın diye valileri de halk seçsin önerisinden geliyor. O öneriyi getiren, onu uzun süre gündem yapan ve kovalayan bir parti AK Parti. O vaatten geliyor. Valileri bile halka seçtirecek olan AK Parti şimdi devletin, merkezi hükümetin valisi varken, AFAD'ı varken belediyeler ayrı yardım toplarlarsa ikilik çıkarmış, paralel devletçilik oynamış, fitne yapmış olurlar diye bunu gerekçelendirip halkın gönlüne girme yarışından dışarı atıyor onları. Önlerini kesiyor, ayaklarına çelme takıyor. Bunun başka izahı yok. Dünya Bankası'ndan... Her alanda bu böyle değil mi? Sözünü kesmiş gibi oldum ama yani İstanbul'da taksi meselesi bile buna bağlı değil mi ya? Ya bir belediye başkanı İstanbulluların oyunu almış, seçilmiş, belediye başkanı olmuş. İstanbul'un taksiyle ilgili sorunu olduğunu İstanbul'da yaşayan herkes biliyor. Ciddi problem var İstanbul'da taksi konusunda. Müthiş bir başıbozukluk var ve bunu düzelteceğim diyor. Bunu vaat etmiş halka. Bu imkanı elinden aldılar Ekrem İmamoğlu'nu. Yani bunu yapmasına müsaade etmediler. Ya 500 yeni taksi koymasına imkan tanımadılar. Valilik kararıyla, bürokratlarla, seçilmişlerle değil, atanmışlarla engel koydular hem de. Belediye meclisinde falan da değil. UKOME denilen o acayip bir yerde sistemi değiştirip atanmışları seçilmişlerden daha fazla sayıya getirerek bunun önünü kestiler. İktidar partisi yaptı bunu. Ya yani her alanda yapıyorlar. Orada yardımla, burada hizmetle ve geçmişte de aslında bunlar denendi Özal zamanında. Yani hatırlarsın, sen de hatırlarsın yani böyle bir limon gibi sıkma hikayesi,
propagandalar yapıldı. Özal işte eğer beni seçmezseniz merkezi hükümetle yerel yönetimler ayrı olursa hizmet getiremez dedi. Ama seçimlerde büyük bir hüsranla karşılaştı. Yani bunu yapanlar da görünüyor ve göz göre göre sürekli yapılıyor. Halkla temas edilmesin, halka verilen vaatler yerine getirilmesin diye. Ama diğer taraftan bilmiyorum katılır mısınız, bu yardımlarla ilgili özellikle hükümetin açtığı kampanyalarda o yardımların nereye harcandığı konusunda soru işaretleri de var. Yani daha önce 15 Temmuz gazileriyle ilgili, Beşiktaş'taki patlamayla ilgili toplanmış bir takım yardımlar var. Buralarda vakıflar kurulacaktı, işte bu konularda bir takım faaliyetler yürütülecekti. Ama her alanda olduğu gibi hükümet bu konuda da hesap verme gibi bir kültürden gelmediği için veya böyle bir ihtiyaç hissetmediği için buralarda da soru işaretleri var ve belki de ciddi bir yardım potansiyeli varken bu potansiyelin de önüne geçilmiş oluyor. Söylediğin çok haklı. Yani buradan halk faydalanacakken en az faydayla bu süreç geçiştirilmiş oluyor. Yine yani bu işten zarar gören yine halk. Ya bunun bir izahı yok. AK Parti geçmişte bu imkandan sonuna kadar faydalanmış. Büyük depremde o dönemki partinin il başkanı olarak, o zaman il başkanı mıydı? Şimdi hafızamı netleştirmeye çalışıyorum da emin olamadım. Ama belediye başkanıydı herhalde 99'da. Yok daha 94 belediye başkanı. Kaçta? 99. 99 depremi. Seçildi. Pardon. Ama o zaman düşmüştü belediye başkanlığından. Olabilir evet. Belki hani yani, cezaevi süreci olabilir. Tabii cezaevi süreci ama sonuçta o zaman mensup olduğu parti her türlü yardıma koşmuş, yardım faaliyetinde bulunabilmişti. Bütün STK'lar yardım faaliyetinde bulunabilmişti. Şimdi STK'lar, belediyeler böyle afetlerde, felaketlerde mağdurların yardımına koşamayacak, onlara yardım götüremeyecek. Sadece hükümetin ancak AFAD'a verebilirler. O da valilerin izniyle de yardım toplayabilirler. Onları da AFAD'a verebilirler. Ancak hükümet eliyle bunlar halka ulaşabilir diye bir kısıtlama getirmek o pratiğe de aykırı. Yani kendilerinin yararlandığı bir imkandan muhalefeti mahrum bırakmak. Halkın gönlüne girme yarışı diyoruz ona, imkan dediğim. Yani halkın yardımına koşma yarışı. Hizmette yarışmak. Senin az önce söylediğin işte iktidar partisinden seçmezsen, muhalefete verirsen belediyeyi çalıştırmam. Şimdi bu ne? Yani hizmette yarışa sokmam. Sana hizmet getirtmem. Yaşadı bunu Türkiye. Yardım getirtmem. Halk ekmek büfesi bile kurdurmam. Sana daha ucuza daha iyi ekmek getirmesine bile mani olurum. Filan demek. Taksi koydurtmam diyor ya. Bu kadar yani detaya inmiş vaziyette. Bu bir siyaset değil. Bu yapana zarar verir. Az önce konuştuğumuz gibi geçmişte iktidarın yanlışlarını, işte sorunları vesaire, sorunlu pratikleri söyletmemenin iktidara daha büyük maliyet ürettiğinin bir kanıtı olarak konuştuk Hayrettin Hoca'nın son yazısına. Yani onları söyletmemek iktidara yaramadı. Söylense belki kendini düzeltme fırsatı bulurdu. Ama bu daha çok zarar verdi ve şimdi kaçınılmaz olarak bunun önünü açılıyor diye yorumladık. Tabii öyle zannediyoruz şimdi. Ne çıkacak? İnanın dediği gibi başka bir şey çıkacak mı onu bilmiyoruz. Neticede Dünya Bankası salgında Türkiye'ye, merkezi hükümete $1.5 milyar yardım etmiş. Hatırlıyorsunuz o haberi değil mi? Evet. 340 milyon dolar bir destek şeyi, bir paket için anlaşmış İzmir Belediyesi depremin yaralarını sarmak üzere. Cumhurbaşkanından buna onay sözü de almış ama onay çıkmadığı için hala o parayı alıp kullanamıyor İzmir Belediyesi. Evet. Yani merkezi hükümet yapabilirsen yapamazsın. Yaparsan paralel devlet olur. Yaparsan ikilik çıkar, fitne çıkar. Bu olmaz. Yani bu gerekçe bunu açıklamaz. Öyle zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bu kimsenin ciddiye alıp gerçekten de bu paralel devlet olmasın diye yapılıyor diyeceği bir şey değil. Ya bundan emin olmaları gerekir bir kere. Bunun halka nasıl yansıyacağını da 2019 seçimlerinde gördük. Yani Hayrettin Hoca
dinen iktidara yanlışlarını söylemek, eleştirmek, uyarmak sakıncalıdır. Buna meşrudur diyemem. Yani olabilir, dürüstlükten sapmış olabilir, çürüme, yolsuzluk, haksızlık, ehliyetsizlik, liyakatsizlik olabilir, torpil olabilir. Ama bunları söylemek dinen meşrudur diyemem dediği zaman da sonucu gördük yani. İstanbul'u, Ankara'yı kaybetti AK Parti. Bu yaramaz. Seçmeni tehdit etmek. Yani eğer Özal da yapmıştı 89 seçimlerinde, geçen hafta konuştuk, muhalefete verirseniz belediyeleri sizi ben bile kurtaramam ya da çalıştırmam, benle uyum içinde çalışamazlar filan demek ters tepiyor. Evet. Bu iktidara da yaramaz. Yani bunların iktidara bir fayda getireceği düşünülüyorsa büyük bir yanılgı bu. Peki şu Taliban meselesine geçelim. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini devralma planını iptal ettiğine dair bir takım haberler geliyor ama teyide muhtaç demiştim. Şimdi Reuters geçti haberi. Vazgeçti diyor. Ama şöyle bir şerh düşmek lazım. Haberde de var. Eğer Taliban talep ederse Türkiye havalimanının güvenliğini üstlenecek deniliyor. Yani Reuters'ın Ankara'da, yani Türkiye'den Taliban'ın talebi doğrultusunda güvenlik ve teknik destek verecek deniyor haberde. Ha. Şimdi bunu mesela Hikmet Çetin en başından beri söylüyordu. Eğer Türkiye Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenecekse bunu Taliban'ın davetiyle yapmalı. Çünkü işte orada Mehmetçik Türk askeri Taliban'ın hedefi olmasın vesaire falan filan diye. Şimdi ben bu haberi görünce aklıma bugün A Haber'de Taliban sözcüsüyle yapılan röportaj geldi. Sesini vermeyelim arkadaşlar. Sadece görüntüsünü verin. Çok az zamanımız kaldı. Ben buradan söyleyeyim ne söylediğini. Taliban sözcüsü diyor ki röportajda, Türkiye bizim için kardeş ülkedir. İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz diyor. Şimdi bu röportajı görünce ben şunu anlıyorum. Bu davet gelecek. Yani ikisini alt alta üst üste koyduğum zaman bu davet gelecek. Taliban diyecek ki Türkiye'ye gelsin, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlensin, teknik destek versin vesaire falan. Bu arada bir para ilişkisinin kurulmasını da bekliyor Taliban. Yani yardım bekliyor Türkiye'den. Oraya da bir hibede bulunabiliriz belki. Gerçi dün Hikmet Çetin burada benim yayınımda konuktu. Taliban için işte IŞİD'den bir farkı yok. Şeriatçı, ondan sonra kafa kesen bilmem falan... Öyle tarif etti. Yani çok tehlikeli bir örgüt olarak tarif etti Taliban'ı. Ama Cumhurbaşkanı bir farkımız yok demişti dini açıdan. Dini anlayışımız itibariyle bir farkımız yok demişti. Şimdi yanlış söylemeyeyim de yani mealen söylüyorum. Böyle bir açıklaması olmuştu. Görünüyor ki bir Türkiye-Taliban ilişkisi olacak önümüzdeki süreçte. Yani bu haberlerde öyle anlıyor. Cumhurbaşkanı zaten açıkladı. Gerekirse Taliban'ın liderleriyle görüşürüm yapacağız dedi. Diye en son canlı yayında da açıkladı. Yani ne kadar enteresan bir fotoğraf olacağını merak ediyorum doğrusu. Türkiye ile Taliban anlaşır da Kabil'deki havaalanını işletmeye devam ederse, Taliban'la bir işbirliğine giderse, insanların özgürlüğe önümüne kaçtıkları bir ülke. İlkel adamlar, görüntü o. Evet. Geçmişteki performansları belli. Kadınlara yaklaşımları ortada. Yani böyle bir yönetimle işbirliği, böyle bir yönetimle birlikte fotoğraf vermek Türkiye açısından nasıl bir gelecekte yani görüntüsü ortaya çıkartacak? Gerçekten ben merakla bekliyorum. Bu arada Taliban nasıl bir işbirliği olacak? Bu arada Taliban eski Taliban olmadığını söylüyor. Yani diplomasiye açığız diyor. Vallahi ilişki kuracağız. Vallahi görüntüde herhangi bir şey değişmediğini ama görüyoruz. Bilmiyorum. Taliban evet, Taliban bunu söylerken insanlar canları pahasına Afganistan'dan kaçmaya çalışıyorlar. Bir de sözü vermeden şunu da dikkatimi çeken başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bizim bu iş nereden çıktı? Cumhurbaşkanı Biden'la, Amerikan Başkanı'yla görüştükten sonra bu mesele gündeme geldi. Çünkü Biden işte iktidara gelmeden evvel, Amerika'da seçilmeden evvel Erdoğan'ı demokratik yollarla devirmekten bahsetmişti. Bunun için muhalefeti desteklemeliyiz demişti. Ama iktidar Erdoğan'ın, Biden'ın desteğini arıyor. Desteğini istiyor.
Bu desteğin sağlanması için de Kabil Havalimanı'na Cumhurbaşkanı'nın gönüllü olduğu falan da yazıldı, çizildi. Ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyoruz. O görüşmede ne konuşuldu? Bir plan var mı? Hatta Afganistan'dan gelen göçmenlere sınır kapılarının, sınır hattının açık tutulmasının, müdahale edilmemesinin de o anlaşma kapsamında olduğunu söyleyenler var. Ama bu yalanlanmıyor da, doğrulanmıyor da. Bilmiyoruz ne olduğunu. Fakat şöyle bir paradoks var. Mesela iktidar medyasındaki kimi isimlere bakıyorum ben. Amerika'nın, NATO'nun Afganistan'dan çekilmiş olmasını Batı'nın yeni bir hezimeti olarak anlatıyorlar, tarif ediyorlar. Batı bitiyor, tükeniyor, Amerika bitiyor, tükeniyor. İşte Afganistan'da da koskoca dünyanın en kudretli devletleri Taliban'a yenildiler. Fakat durum bu iken biz bir taraftan o kudretli devletlerden birinin, Amerika'nın desteğini arkamızda hissetmeye ihtiyaç duyuyoruz ve bunun için de Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeye gönüllüyüz. Yani sapla samanın iyice birbirine girdiği bir mevzuya dönüştü Afganistan. 20 yıllık Amerikan öncülüğündeki koalisyon, uluslararası koalisyon ve ABD ne diyelim, varlığı Taliban'ı ortadan kaldırmadı, mücadelesi, savaşı. Taliban'ı yenemedi. Zaten 2013-14'ten sonra bu biraz belli olmaya başlamıştı. O zaman ISAF'ı dönüştürmüşlerdi, oradaki NATO misyonunu. Oradaki yerel Afgan hükümetine bir ordu kurmaya çevirmişlerdi işi. Bir ordu da kurdular. Oradaki Afgan hükümetinin bir ordusu oldu. Yine de Taliban'ı ortadan kaldırmadı. En sonunda Amerika geçen sene Şubat ayında, 2020 Şubat'ında Taliban'la oturup anlaşmak zorunda kaldı. Evet. Oturup anlaştılar da şimdi o anlaşma doğrultusunda, bu anlaşmalı bir geri çekiliş aslında. Biraz hızlanmış gibi gözüküyor filan belki hani. Ama biraz daha uzun, yani Taliban'ın şeye kadar, Kabil'e kadar gelmesi biraz daha uzun bir zamana i̇şte yayılacak diye bir beklenti vardı. Ordu hiçbir yerde direnmedi. Tabii. Ordu direnmediği için de çok hızlı ilerlediler. Bir şey var, dolayısıyla hem burada bir anlaşmalı çekilme var. Devir teslim şeklinde sahneler de zaten görülüyor Kabil'de. Dolayısıyla Amerika $1 trilyon harcamış şimdiye kadar. Evet. Bu 20 yıllık oradaki askeri operasyonuna. $1 trilyon daha harcasa muhtemelen bir şeyin değişmeyeceğini, Taliban gerçeğinin ortadan kalkmayacağını kabul etti. Onun için çekiliyor şimdi. Taliban bu kadar direnebildiyse, 20 yıl direnebildiyse devam da ederdi. Bu oranın, öyle deniyor, katılıyorum ona, sosyolojik gerçeği, realitesi. Yok sayamayacağım bir şey yani. Böyle bir şey var. O zaman Taliban'la anlaşmanın parçası olarak işte eski Taliban gibi olmaması, işte orada bir takım temel hak ve hürriyetlere riayet etmesi konusunda da sözler alındı. Bunların da anlaşmanın parçası olduğu söyleniyor. Bunları göreceğiz. Sözcü söylüyor zaten, insan hak ve hürriyetlerine riayet edeceğiz. Tabii, falan diyor. Ona yani dönük mesajlar veriyor. Çünkü anlaşma o. Evet. Yani buradan çekileceğiz ama burada vahşet görüntüleri olmasın. Olmayacak. Gelince herkesi kesip bitmeyin. Evet. Size karşı olanları, geçmişte size karşı savaşmışları filan işte kesip biçmeyin, işte katliam yapmayın filan diye bir takım şeyler de anlaşılmış temel düsturlarda. Bunlar görülüyor, zaten ortaya da çıkıyor. Fakat sanki bize sürpriz olmuş gibi bir durum da var. Şimdi Taliban isterse kalırız ama bundan önce ya orada kalacağız, Taliban'la da işte konuşuyoruz, görüşürüz. Ondan önce Amerika, hala daha birkaç gün önce Amerikan Dışişleri'nin açıklaması vardı. Amerika'dan şöyle mesajlar geliyor. Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın korunmasında rol alma istekliliğini takdir ediyoruz. Çok istekli görünüyoruz. Yani sanki heves yapmışız gibi bu. Aslında çok incitici bir şeydi. Evet. Açıklamaydı. Ona bir tepki de gösterilmedi. Orada sanki biz dediğin gibi gönüllüymüşüz, bir rol üstlenmek istiyormuşuz gibi bir durum da var. Peki emperyalistler yenildi, çekiliyor. 20 yıldır orada bulunan gücün biz de parçasıyız. Yani biz ne oluyoruz? Evet. Kendimize ne demiş oluyoruz bu durumda? Evet. Yani orada 20 yıldır bulunan uluslararası askeri koalisyon eğer bir emperyal güç idiyse ve işgal gücü idiyse biz de oradaydık. Evet. Biz peki başkasının toprağı orası. Sonuçta Taliban'ın memleketi. Anadolu'nun savunması oradan başlar dersek o zaman yani başkasının ülkesinde biz ne durumda kalmış oluyoruz?
Zaten istemezse nasıl kalacağız orada? Şimdi bir Suriye-Irak muamelesi yapılmıyor mu oraya şu anda? Öyle, sanki evet, burnumuzun öyle dibinde hemen sınırda bir ülke ve oradan çok büyük bir tehdit görüyormuşuz gibi. Yani aslında şu görüntülere bakıp üzülmemek elde mi? Yani koskoca bir ülke ne hale düşmüş? Yaklaşık 40 yıl değil mi savaşın devam ettiği? Önce Rusya, sonra Amerika Birleşik Devletleri, sonra bu ISAF organizasyonu. Bir işte ordu kuruluyor, başındaki isim ilk anda kaçan cumhurbaşkanı ülkesini terk ediyor. Hatta bavulla, paralarla kaçtığı iddia ediliyor. Zaten o tablo, sadece o senaryo aslında Afganistan'ın bugün niye Taliban tarafından tekrar ele geçirildiğinin de izahı. Çünkü yolsuzluğa batmış, usulsüzlüğe batmış bir yönetim. Dışarıyla işbirliği yapıyor, kendi ülkesini düşünmüyor, genelde kendi cebini düşünüyor. Ve Taliban'a halk çok fazla tepki göstermiyor. Ama bunun ceremesini oradaki gençler, oradaki kadınlar, daha modern bir dünyada yaşamak isteyen, hayatı daha fazla yaşamak isteyen insanlar çekecekler. Yine kapalı bir ülke olacak. Her ne kadar söz verse de bilmiyorum. Yani gördüğüm zaman o verilen sözlerin, söz verenlerin görüntülerinden pek inandırıcı olmadığı düşüncesindeyim. Geçmişteki performanslar da bunu gösteriyor. Yani acı çekilen bir coğrafya olarak hayatına devam edecek. Üzülüyor insan. Birçok kadın hikayesi de geliyor. Onlar da çok daha tabii can yakıcı. Yani şunları görünce, oradan kaçış görüntüleri vesaire, insanın yani içi paralanıyor, dediğin doğru. O, yani şeye, kamyon kasasına, otobüs, tren kasalarına yapışan, sarkan kalabalıklar hani görürüz. İşte Hindistan'dan, Pakistan'dan. Uçak şeyine, kanadına, tekerleğine, iniş aletlerine falan yapışan, havadan düşen insanlar, bunlar insanın seyrederken büyük bir çaresizlik içinde kahrettiği görüntüler. Bu tamam, buna karşı kayıtsız kalmak, insani olarak kayıtsız kalmak mümkün değil. Madem öyle, bunu niye yaptınız kardeşim? 20 yıl sonra ya denedik olmadı, biz gidiyoruz diye o insanları Taliban'a terk ediyorsunuz. Evet, yani evet. Bunun bir hesabının verilmesi gerekmez mi? Bütün bunlar doğru. Fakat neticede gelinen noktada askeri yolla Taliban'ın yenilemeyeceği, ortadan kaldırılamayacağı, oranın bir gerçeği olduğu kabul edilip Taliban'ı ehlileştirme yolu seçilmiş görünüyor. Yani Taliban'ı ehlileştirme, işte iktidarı verme ama onunla anlaşarak onu bir şey üzerinde, bir insani çizgide, bir yani batılı anlamda liberal, özgürlükçü demokrasi beklenmez Taliban yönetiminden. Ben şahsen öyle bir beklentiye girmem. Ama yine de kendi marjları içerisinde daha özgürlükçü bir yönetime belki çekme umuluyor, çekilebileceği düşünülüyor Taliban'ın. Ona yönelik mesajlar da veriyorlar, uluslararası kabul görmeyi bekleyerek onlarda. Ya belki bu yolla uluslararası kabul görmeyi, tanınırlığı sağlarız diye. Zaman içerisinde o bütün bunları göreceğiz. Taliban verdiği sözleri tutacak mı, tutmayacak mı? Ama orada şu an büyük bir panik, kaçış ve insani trajediler var, trajik görüntüler var. Türkiye orada kalmak istiyor. Sürekli ama başkasının ülkesi orası. Yani bunu Amerika'yı memnun etmek için yapmak istediği izlenimi yanlış ya da doğru verildi. Bu keşke böyle verilmeseydi. Ama şimdi Taliban'ın talebiyle orada, Taliban'a da anlaşarak ve onun ona destek mahiyetinde bulunmak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Öyle görünüyor. Tablo öyle görünüyor. Haberdeki hava o. Taliban'ın yönetimde olduğu bir ülkede anlaşarak kalan bir Türkiye, Taliban'ın geçmişte işlediğine benzer cinayetleri, insan hakları ihlallerine de ortak sayılmaz mı ileride? Yani bence çok riskli bir noktada bu. Bir iddia daha var. Süremizi tamamladık abi bu arada. Çok küçük söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri buradan giderken Rusya ile Çin'in başına, İran'ın başına da bir bela bırakma isteğiyle beraber gidiyor. Zaten Taliban'ın vereceği sözlerde durmayacağını, o bölgedeki kaotik ortamın devam edeceği beklentisiyle hareket ediyor gibi bir takım iddialar da var. Belki önümüzdeki dönemde zaten Afganistan'ı çok konuşacağız. Peki, bitirelim burada. Sen ne dersin? Haftaya yeniden karşınızda olmak umuduyla bu saatte burada. Hoşçakalın. Hoşçakalın.